geçmişteki, yakın geçmişteki... Devrimle olayları. Kurduk biz bu cumhuriyeti. Şimdi halkın %50-52'ye bölündüğü bir durum tasvir. Türk milletinin mantığı çıktığı önü. Ben yere atar ve onu çiğnerim. Çiğniyorum burada. Bölgedeki bu yangın, Irak'taki ve... Hayır da birleş, birleşmek güzel. Birleşen, üreten Türkiye'yi kuracağız. Söz veriyoruz. Sevgili izleyiciler, merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Ben Rafet Ballı. Konuğum Vatan Partisi lideri ve aslında artık diğer sıfatı ön plana geçti. Resmi Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Doktor Doğu Perinçek. Merhabalar. Çıkış yolunu bu akşam yine birlikte yapacağız. Günler önemli, çok ciddi olaylar oluyor. Nedense son zamanlarda hangi programı açarsak açalım başlarken... dönemin, günün, dün ya da önceki gün yaşananların çok önemli olduğunu söyleme ihtiyacı duyuyoruz. Gerçekten önemli. Nereye gidiyor dünya? Nereye gidiyor bölge? İsrail ne yapmak istiyor? Trump ne yapmak istiyor? İsterseniz şöyle 3 günlük bir özet yapayım size. Evet. Daha da 3 önemli olayı hatırlatayım. Evet. 8'inde 8 Mayıs 2018'de ABD Başkanı Trump İran'la nükleer anlaşmadan çekiliyorum dedi. Bir. Ambargo uygulayacağım dedi. Ambargo uygulayanlara da katılmayanlara da ambargo uygulayacağım dedi. Bir. Aynı gece İsrail Suriye'de askeri hedefleri vurdu. 8'inde. Bir koordinasyon olduğunu gösteriyor. Devam edelim. 14'ünde 14 Mayıs'ta Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Şimdi bunun kararını daha evvel almıştı fakat herkes, Amerikan kaynakları bile diyordu ki bu 2 yıl sürer, daha bina bulacağı sürece. Fakat apar topar taşıma işlemini gerçekleştirdiler. Buna Filistinlerin tepki göstereceği biliniyordu. Filistinlerin gösterileri barışçı fakat İsrail askerlerinin müdahalesi son derece zalimci oldu. En son rakam 60 kadar Filistinli kardeşimiz öldü. Şehit oldu. Evet. 3000 kadar da yaralıdan söz ediliyor. Ve bunun içinde çocuklar, bebekler, kadınlar, sakatlar var. Ve yani şöyle bir durum görülüyor. Öngörülen bir şiddet. Hesaplanan, beklenen, gel yapılan bir krize gidiyoruz. Amerika ve İsrail ve diğer ülkelerden buna iştirak eden kuvvetler krizde, kaosla bir şey mi yapmak istiyorlar? Daha doğrusu bilerek isteyerek bir kaos mı planı var ortada? Kaostan çok Amerika ve İsrail bir savaş kışkırtıyor. Yani burada yalnız başına Filistinlerin kışkırtılması yok. Filistin üzerinden İran ve Hizbullah... Bütün İslam dünyasını aslında. Bütün evet, İslam dünyası. Evet. Yani ama burada esas İran. Yani çünkü İslam dünyası dediğiniz zaman Amerika ve İsrail'in yanında olan bir Suudi Arabistan var. Burada birinci hedef Türkiye ve İran. Yani belki önde İran gözüküyor fakat Türkiye burada esas dengeleri değiştiren ülke ve Amerika'nın en çok rahatsız olduğu ülke Türkiye. O bakımdan İran'a yönelik bir savaş kışkırtması var. Ama bu savaşın hedefi de daha çok Türkiye'yi İran ve Rusya'nın yanından kopartıp tekrar Atlantik sistemine çekmek. Yani gerekirse Türkiye'de bir kaos, kargaşalık vesaire yaratarak... Türkiye'ye yönelik adımlar da var. Evet. Siz bunu çok sık dillendiriyorsunuz. Evet. Yaratarak sonuç itibariyle Türkiye'de Amerika'nın işte PKK'sıyla, FETÖ'süyle vesaire falan bir iktidar projesi var. Onun koşullarını yaratmaya kadar giden bir proje olarak gözüküyor. Şimdi ben buraya başka bir önemli ek yapacağım. Bakın siz bazı olayları sıraladınız ama bu Filistin'de yapılan şiddet öncesinde 19 ile 29 Mart arasında, yani daha bir tarih bir buçuk yapalım mı? 26 Mart'la 5 Nisan arası. Kesin tarihleri biliyorum ben. Siz askeri tatbikattan söz edeceksiniz, evet, değil mi? Ben niye 19-29 okuyorum? O kadar çok tarihle meşgulsünüz ki gayet normal. Hayır, şeyden okudum ben. Neyse. 26 Mart 5 Nisan. O daha da yakın. Evet. 26 Mart'ta 5 Nisan arasında Girit'ten başladı Hayfa'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail ve Yunanistan. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Türkiye'yi hedef alan Doğu Akdeniz'de bir askeri tatbikat yaptı. Tekrar ediyorum. Bunu Vatan Partisi'nden başka hiç kimse, hükümet dahil,
Zaten diğer partiler, Atlantik partileri onların bunu görmek diye bir istekleri de yok. Vatan Partisi'den başka kimse söylemiyor. Sizin verdiğiniz takvim 26 Mart 5 Nisan, benimki 19-29 Mart ama sizinkine güveniyorum. Gazetecisiniz. Teşekkür ederim. 26 Mart 5 Nisan arasında 10 gün süren bir tatbikat yaptı. Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs. Bu olağanüstü önemli. Çünkü neden önemli? Türkiye ile İsrail ve Amerika burada cephe cepheye geldi. Doğu Akdeniz'deki bu tatbikat, Yunanistanlı ve Güney Kıbrıs'ta bu tatbikat, tek hedef var, tek düşmanı var, Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti. Yani Amerika ve İsrail tarihlerinde ilk defa Türkiye'ye yönelik bir askeri tatbikat. Bir de 2002'de Millennium Challenge vardı, Amerikalıların Türkiye işgal tatbikatı. O neydi? Yani isim verilmiyordu orada. Orada isim verilmiyordu. Burada da belki isim verilmiyor ama Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'ın hedef aldığı ülke Türkiye. Şimdi bu çok önemli. İkincisi, tam geçen salı, yani 8 Mayıs'ta. 8 Mayıs. Hani bugün 15 Mayıs, 8 Mayıs günü. Buraya 8 Mayıs diye bunu doğru yazmışım. Netanyahu Güney Kıbrıs'a geldi. Yani İsrail'in başbakanı Anastasiadis, Güney Kıbrıs başbakanı ve Çipras. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ve Çipras, Yunanistan başbakanı bir araya geldiler. Yani İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Tam Trump'la aynı gün. Onun gününün o kadar bence önemli olmayabilir ama şu önemli, bizim mavi vatanımızın kaynaklarını, yani Doğu Akdeniz'in doğal gazını Avrupa'ya taşımak için birlikte projelerin içine girdiler. Zaten savaş tatbikatı, askeri tatbikat da bu doğal gaza el koyma olayı da birbirleriyle bağlantı. Çünkü o doğal gazdan dolayı Türkiye bir vatan mücadelesi verecek. Oradan Amerika sopayı da gösteriyor İsrail'le birlikte. Biz Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın yanınızdayız diye. Şimdi bu nedenle Filistin'de çıkan bu olay bizim uzağımızda, efendim, Filistinlerle İsrail arasında bir mesele değil. Eskiden bütün Filistin olayları bu kapsamdaydı. Yani biz internasyonalizm, mazlumlar arası dayanışma diyerek Filistin'i destekliyorduk. Fakat şimdi doğrudan doğruya Amerika ve İsrail tehdidi Türkiye'yi hedef almaktadır. Yani Amerikan destroyerlerinin 6. filonun namluları Türkiye'ye dönüktür. İşte burada o tatbikatla ilgili devamlı gösterdiğimiz Doğu Akdeniz'deki manzara görüyorsunuz. Buradan Türkiye tehdit edilmektedir. Ve cephe oluştu. Yani şöyle bir cephe oluştu. Ege'den, Doğu Akdeniz'den başlayıp Suriye ve Irak'ın kuzeyinden ta İran Arap Körfezi'ne kadar uzanan bir cephe oluştu. Ve Filistin de bu cephenin bir parçası olarak şimdi bu olayları yaşıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri o cephede hedef olarak gördüğü İran ve Türkiye'yi Filistin üzerinden, özellikle İran'ı Filistin üzerinden bir cevap vermeye tahrik ediyor. O bakımdan son derece ciddi bir sürece girdik. Benim gördüğüm Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı bir hava saldırısında bulunacak diye düşünüyorum. Ve bu arada tabii çok önemli bir şey oldu. O da Trump kalktı, İran'a nükleer anlaşma, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıkladı. Ve ertesi günde dedi ki yaptırım uygulayacağız ve yaptırıma katılmayan, yani bizim yaptırım dayatmasını kabul etmeyen ülkelere de yine yaptırım uygulayacağız dedi. Ve Türkiye hükümetinden önce, ilk önce Vatan Partisi çıktı. Dedi ki İran'a yaptırım uyguladığı zaman Amerika, biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığımız zaman bu yaptırımlara kesinlikle katılmayacağız. İran'la dayanışmamızı şimdiden ilan ediyoruz ve diğer partileri de bu konuda tavır almaya davet ediyoruz. Şu ana kadar ne yazık ki ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ne İyi Parti'den, ne Saadet Partisi'nden bu konuda bir tavır görmedik. Yani İran'ın yanında dayanışma halinde olan bir tavır henüz açıklamadılar. Yani sonuç aslında sizin tarifinizden dayanışma değil, tam tersine. Ortak baskı, saldırı altındayız şu anda. Tabii. Dayanışmanın ötesinde bir durum var. Tabii. Ama şimdi burada herkes bu cepheleşmede yerini belirliyor. Yani bir tarafta Türkiye, İran, Irak, Suriye, Rusya var.
Öbür tarafta Amerika, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Suudi Arabistan, İsrail ve PKK gibi Amerika'nın tamamen piyonu olan örgütler var. Şimdi herkes burada yerini belirliyor. Yani hangi tarafta olduğunu, hangi cephede olduğunu belirliyor. Vatan Partisi net olarak İran'da aynı cephede olduğunu açıkladı. Türkiye hükümeti de, Tayyip Erdoğan yönetimi de İran'a yapılacak olan ambargoya, yaptırımlara katılmayacaklarını ilan etti ve Amerika'nın bu nükleer anlaşmadan çekilmesini doğru bulmadıklarını da söyledi. Diğer kuvvetlerden henüz bir ses seda yok. Şimdi Türkiye'nin geleceği burada belirleniyor. Bakın bu Türkiye'nin kaderi, 21. yüzyıldaki geleceği bu saflaşmada. Yani burada mazlumlar tarafı kaybederse bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci İsrail'i kurmasına kadar gider. Yani kaybetmişti, geri çekilmişti. Barzani'nin referandum planı çöktü, bozguna uğrattık. Evet, ama şimdi bir karşı hamle yapmaktadır ve burada Amerika İsrail tarafı bir başarı kazanacak olursa silahlı yollardan, bu tabii tekrar ikinci İsrail, sözüm ona Kürdistan'ın, ikinci İsrail'in kurulmasına kadar gider. Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de çok ciddi Türkiye açısından sonuçları olur. Yani Türk ordusunun Kıbrıs'tan çıkartılması gibi Doğu Akdeniz'deki kaynaklara, doğalgaz kaynaklarına İsrail ve Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın birlikte el koymaları ve Türkiye'yi bir kara devleti haline getirmeleri ve bir nevi Türkiye'nin deniz kaynaklarına el koymaları gibi son derece ciddi, ağır sonuçları olabilecek bir sürece girdik. Onun için Vatan Savaşı şu anda Türkiye'de belirleyici olay. Türkiye'deki, Türkiye'nin geleceğini belirleyen olan şu anda laiklik değil veya cumhuriyet değil. Bugün istediğiniz kadar cumhuriyet deyin, karşınızda Amerika'yı göremezsiniz. Ama vatan dediğiniz an karşınızda Amerika'nın destroyerleri ve Amerika'nın 6. filosu ve İsrail var. Bu ciddi bir kuvvet. Açmak için bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi tamam, Amerika'nın İran'la ilgili tehditleri açık. Evet. Açıkça söylüyor. Kanaatimce biz Filistin'den çok, Filistin aslında bir ortam ısıtma şeyi, daha çok Suriye'de ve Lübnan'da askeri kışkırtmalara girecekler diye düşünüyorum ben. Ama asıl şey şu, Kıbrıs'ta yapılan o toplantı ve askeri tatbikat, 26 evet. Mart, 5 Nisan arasındaki tatbikatın amacı, orada da askeri bir hamle mi yapacaklar, yoksa Türkiye'yi baskılayıp İran'dan uzak durmamızı mı sağlamaya çalışıyorlar? Vallahi şimdi bu öyle bir şey ki, alevlendiği zaman mesela Fransız Dışişleri Bakanı bugün Batı Asya'da, Orta Doğu'da savaş kopacak diye açıklama yaptı. Benim de yani o açıklamadan çok dünden, evvelsi günden beri gördüğüm, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu Filistin'deki uygulamalar ve İran'a yönelik o şeyden, nükleer anlaşmadan çekilmesi olayı ve arkasından Amerika'nın İran'a yönelttiği sert tehditler, bunlar yani Amerika'nın bir İran harekatına yönelik eylemleri olarak gözüktü bana. Gerçi bir askeri planda fazla bir şey gözükmüyor ama Amerika'nın İran'a yapacağı harekat bir kare harekatı olmayacak. Ya da bir denizden çıkartma da olmayacak. Ne olacak? Amerikan Hava Kuvvetleri İran'ın bazı stratejik yerlerini, diyelim nükleer buralarda araştırmalar, çalışmalar yapılıyor diye hedef alınan yerler olacak veya diyelim rafineriler ve İran'ın petrol kaynakları açısından son derece önemli yerleri hedef alan ve belki de bir İran'ın bazı büyük şehirlerini hedef alan. Türkiye'nin hissesine ne düşecek kısa vadede? Tabii bu savaş, İran'ın vereceği cevap çok önemli. İran buna boyun eğeceği hiç tahmin etmiyorum. Yani bizim Ali Ekber velayetiyle yaptığımız görüşmeler ve Devrim Muhafızları Komutanı ile yaptığımız görüşmelerde bu tür Amerika-İsrail saldırılarına çok sert cevap vereceklerini ve ellerinde çok ciddi, önemli, tahrip edici silahlar olduğunu söylediler. Tabii İran'ın şu avantajı var, çok büyük bir ülke, dağlık ve çok büyük bir ülke. İsrail ise çok dar ondan sonra, onun için tahrip edilmesi daha kolay bir ülke. Bunları da tabii dikkate almak lazım ama İran'a yönelik bu harekat, o İran boyutunda kalacak gibi gözükmüyor. Çünkü Suriye, Lübnan,
Irak, hepsi İran'la beraber. Rusya nasıl bu durumu karşılayacak, onları göreceğiz. İş büyüdüğü zaman tabii sonuç itibariyle Türkiye'yi de tehdit altına alan bir boyutu var bunun. Çünkü Türkiye, Rusya ve İran'la birlikte o Amerika'nın Kürdistan planını bozdu. Ve Türkiye hala Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya, YPG'ye, YPD'ye karşı askeri harekat yürütüyor. Ve aynı zamanda bu arada Yunanistan ve Güney Kıbrıs ne derece cesaret bulurlar bilmiyoruz ama onlar da Amerika'nın yönlendirmelerine çok tabi ülkeler. Yani böyle kolay kolay başlarını dik tutabilecek Yunanistan, yani Amerika'nın kuklası gibidir. Yani Türk Devleti gibi böyle bir belli bağımsızlığı vesaire yoktur. Gelenekleri yok. Efendim? Gelenekleri evet, yok. Evet tabii, yani krallarını bile Almanya'dan, işte Avrupa'dan ithal etmişlerdir. Bu bakımdan bir de Birinci Dünya Savaşı gibi çok olumsuz tecrübeleri de var. Bu bakımdan Türkiye'nin de bu süreçte savaşın yayılmasına göre ciddi tehlike altında olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizin Türkiye'yi yönetenlere tavsiyeniz? Türkiye'yi ya da yönetenlere bir tavsiyemiz yok. Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Hemen bugün, yarın ama olaylar devam ediyor. Yani şimdi haftalarla, günlerle sınırlı bazı evet, cevaplar Türkiye'yi gerekiyor. Türkiye'yi yönetenler şu anda Filistin olayına daha insani düzeyde, orada kan dökülüyor falan filan. Ümmet dayanışması olarak bu düzeyde bakıyorlar. Mesela demin söylediğim analiz yok. Bakın ben size neden bahsediyorum? Amerika ve İsrail'in birlikte yaptığı askeri tatbikat, Doğu Akdeniz'de buluşmaları, Doğu Akdeniz doğal gazları için Güney Kıbrıs'ta Netanyahu'nun Anastasiadis ve Çipras'ta buluşmaları ve bunları görmeyen, şu anda bunları hiç değerlendirmeyen bir hükümet var, Tayyip Erdoğan yönetimi. Ve dahası kalkıyor İngiltere'de daha bugün efendim Beşar Esad'a hücum eden açıklamalarda evet, bulunuyor. Şimdi bunu yapan insan Türkiye'yi savunamaz. Yani tamamlayayım izin verirseniz. Diyeyim, Suriye ile Türkiye burada bir kez daha beraber. İsrail ile karşı kimle berabersin? Suriye ile, Irak ile, İran ile berabersin. Rusya ile de hatta berabersin. Belki Rusya biraz daha çekingen davranabilir. Şimdi Türkiye eğer hakikaten İsrail'in bu saldırılarına karşıysak İran'ı başımızın üzerinde tutacağız. Suriye ve İran'ı başımızın üzerinde tutacağız. Hemen elimizi uzatacağız. Yani Tayyip Erdoğan yönetimi bir yandan İsrail'le beraber Suriye düşmanı bir konumda. İsrail Suriye'ye defalıyor. Bugün Golan Tepelerinde hala karşılıklı ateşler var ve küçük çapta savaşlar var. Yani bu ortamda efendim Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi'ni falan filan yollaması 29.3 bakın. Yeni dediğim 29 Mart şeyi. Doğu Akdeniz'deki. İşte ben de onu söyledim. 26 Mart 5 Nisan dedim ya arasında. Pardon, burada 2012 diyor. Bu başka bir şey. Başka bir dönem ayet. Başka dönem ayet. O zaman bizim arkadaşlarımız bana 19-29 Mart diye bu 2012'dekini verdi. Neyse, şimdi burada Tayyip Erdoğan yönetiminin olayın ciddiyetini anlamadığı ve saflaşmayı doğru görmediği veya kendi bireysel hınçları, efendim ölçüleri, intikam duyguları, kızgınlıkları, öfkeleri falan buralarda mevzilendiği gözüküyor. Yani öfkenin mevzisi olmaz. Mevzilenmeler nesneldir savaşta. Suriye Türkiye'nin en yakın müttefikidir bu koşullarda. Bunu görmeden Türkiye yönetilemez. Onun için Vatan Partisi Türkiye'yi biz yönetiriz diyor ve bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye'nin güvenliği için ve ekonomik gelişmesi için yönetime, milletimizden yetki istiyoruz, talibiz. Ben soruyu iyi soramamışım anlaşılan. Evet. Dolayısıyla cevabını şu anlamda, şu bölümü alamadım. Diğer kısımların altında. Evet. Şimdi Amerika'nın ve İsrail'in askeri kışkırtmaları, tertipleri Suriye sahasında ve Filistin'de belli. Ortada evet, cereyan ediyor. Evet. Onu görüyoruz. Bu daha çok İran'a yönelik. Yani tamam. Çünkü büyük acaba Türkiye dedim ben, Ege'de, Doğu Akdeniz'de askeri bir kışkırtma olabilir mi? Doğrudan Türkiye'ye hedefleyen. Şimdi provokasyonlar olabilir. Şimdi öyle bir döneme mesela giriyor. 12 bile çıkarabilir mi Yunanistan? Bence öyle bir şey olmaz da bir hücum bot gelir Türk gemisine bir füze sallar mesela.
Yani. Yani o zaman ne yapacaksınız? Eğer sizi de tabii bu bir hesap kitap meselesi ama Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Türkiye'yi Yunanistan Amerika'dan ve İsrail'den habersiz bunu yapmaz. Yapıyorsa bir hesaba dayanıyor. Yunanistan bunu hiç yapmaz. Ama bunu Amerika yaptırırsa yaptırır. Öyle bir ihtimal görüyor musunuz? Şu anda görmüyorum ama gelişme sürecinde ondan sonra biraz da Türkiye'nin alacağı kararlılıkla falan bağlantılı olarak ve Türkiye'de hedef olduğu için böyle şeyler de ortaya çıkabilir. Peki sorumun anlaşılmadığını düşündüğüm ikinci kısmını tekrarlayayım. Daha doğrusu bir öneride siz Türkiye yönetimlerine ne tavsiye edersiniz derken mesela şimdi mesela Türkiye yönetenlerin derhal Suriye'ye elini uzatacak bir. O tamam Allah'ın emri. Evet. Ama bu şimdi dünkü gibi falan değil. Bugün çok daha ciddi bir olay. Ve bu Filistin'deki katliam ve 50'nin üzerinde insanımızın şehit edilmesine karşı tavır da burada olur. Yoksa bilmem protestolar, mürotestolar, efendim İslam Kongresi'ni, İslam Birliği'ni toplayarak falan filan olmaz. Yani o da lazım tabii. Yani ona da itirazımız yok, toplansın. Ama ciddi tavır nedir? Türkiye derhal Suriye'ye elini uzatır. Bu İsrail'e karşı en ciddi kararlı tavırdır. Hele bir de gidip İngiltere'de hala Beşar Esad'a hedef falan açıklamalar yapması Tayyip Erdoğan vahim bir şey. Ve bu Doğu Akdeniz, Ege falan oradaki gelişmeleri orada karşımızda Amerika ve İsrail'in tatbikat yaptığını falan bilmeyen, görmeyen, anlamayan bir tavırla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Peki, şöyle bir şey önerir misiniz? Türkiye'nin şöyle bir şey yapması doğru olur mu? Amerika'nın dikkati hazır. Başka cephenin başka bir yerine ağırlık vermişken, oraya yoğunlaşmışken, mesela Türkiye Membiç'te zorlama yapsa, yanlış mı olur? Hesapsızlık mı olur? Zaten Türkiye önüne koymuş o hedefi. Ama şeyden beri, bir aydır evet, orada daha çok Amerika'yla şimdi Amerika'yla iki kere böyle dolan başlıyor orada. İşte Amerika'yla orada anlaşarak çözme çizgisi izliyorlar. Yani evet. Ama şimdi o anlaşma ümitleri de berhava oldu bu Filistin'deki gelişmelerden sonra. Bunların hepsinin ciddi devlet yönetme birikimi olmamasından kaynaklandığını görüyoruz. Yani devlet yöneten, devlet birikimi olan bir hükümet kalkıp da Membiç'te Amerika ile anlaşarak falan Membiç'e girme falan gibi hayallere ve ümitlere kapılmaz. Yani bunlar zannediyorlar ki at pazarı gibi, at pazarlığı gibi. Öyle değil. Sen karşında kim var? Seni tehdit eden kim? Bunları net olarak belirlemen... Şöyle görüyorlamazlar mı? Amerika'nın saldırı vaziyetine geçtiğini görüp zaman kazanmak ve ertelemek sorunu. Onun bir formülasyonu olamaz mı? Membiç'te anlaşarak çözelim diye. Vallahi Membiç'te anlaşarak çözülmenin bir hayal olduğu. Kendileri de biliyordur ama biraz ötelemek zorunda. Oranın niyetlerini falan okuyamayız. Yani sonuç itibariyle Türkiye, bakın bu sorunlar Türk milletiyle çözülür, Türk ordusuyla çözülür. Siz kendi kuvvetinizi hayallere yönelterek zaaf yaratırsınız. Yani sonuç itibariyle milletimize ve askerimize doğru bilgiler vereceksiniz. Doğru bir strateji kuracaksınız ki o kuvvetlerle çünkü o savaşı kazanacaksınız. Onun için savaşın bir şeyinde efendim İngiltere bizim yanımızda olur. Mesela İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa millette İngiltere ile ittifak yaparak biz bu savaşı halleder, Yunanları buradan atarız falan gibi izlenimler ve düşünceler yaratacak bir siyaset izlese o Türk milletini savaştırabilir ve o savaşı kazanabilir miydi? Onun için milletinize gerçekleri bana vereceğiz. Evet. Ama önceden sorumu anons edeyim, siz de düşünün. Düşünme ihtiyacınız yok belki ama. Rica ederim. Ben izleyicilerimiz açısından söyleyeyim. Rusya son bir ayda, son 15 gün içinde Suriye'de, Filistin'de güvenilir bir müttefik resmi verdi mi sizce? Bunu soracağım. Peki. Değerli izleyiciler, çok çok kısa bir aramız var. Ardından Sayın Perinçek'le sorunu sormaya devam edeceğim efendim.
tekrar merhaba çıkış yolu devam ediyor. Konuğum Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doktor Doğu Perinçek. Aynı zamanda Vatan Partisi lideri. Şimdi önceki bölümün sonunda sorumuzu anons etmiştik, duyurmuştuk. Evet. Demiştik ki son 15-20 günlük süreçte Trump'ın açıklaması, Suriye'de İsrail'in giriştiği askeri kışkırtmalar, bir de dikkat edilsin, 8'inde bombardıman oldu, İsrail bombardımanı Suriye'de. O tarihte bu İkinci Dünya Savaşı zaferinin yıl dönümü törenlerine katılmıştı İsrail Başbakanı Netanyahu. Zaten sonradan da açıklandı. İsrail bombardıman yapacağını Suriye'ye bildiriyor. Evet. Amerika'da bildiriyordu daha önce yaptığı gibi. Bu çerçevede, bu bilgilerin de ışığında sorum işte tekrar şu. Suriye güvenilir bir müttefik resmi verdi. Rusya evet. Suriye'de son gelişmelerde evet. Güvenilir bir müttefik olabildi mi? Biz Rusya'yı güvenilir bir müttefik yapmamız lazım. Yani çok biz böyle diplomatik, bir cevap, evet. Diplomatik değil. Yani ben tarihsel süreçleri seyreden değil, müdahale eden bir zihniyetin insanıyım. Yani ben de güvenilir müttefik değil. Eğer Rusya güvenilir müttefik değilse Türkiye'nin geleceği çok tehlikelidir. Onun için Türkiye yalnız başına o bakın bu sorular bizi şuraya götürür. Rusya güvenilmez. O zaman Amerika'ya teslim olalım. O zaman biz Amerika'ya teslim olmayacağımıza, İsrail'e teslim olmayacağımıza göre tek çaremiz var. Rusya'yı güvenilir müttefik yapacağız. Mesela Vatan Partisi bu 24 Haziran'da hükümete gelir, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır, hükümetin başına geçer, hükümet kurar, Vatan Partisi, Rusya güvenilir müttefik hale gelir. Demek ki Vatan Partisi'nin bu millete vaatlerinin en önemlilerinden biri de Rusya'yı güvenilir bir müttefik yapabilme kabiliyetidir. Soru farz oldu. Evet. Niye şimdi, AKP varken yok güvenilir olmuyor bakın, da siz olunca güvenilir olsun evet, ki? Evet şöyle olur. Çünkü Rusya şuna bakıyor. Çin'den ben daha yeni geldim. Çin de ona bakıyor. Suriye'deki Tayyip Erdoğan'ın tutumuna bakıyor. Ve bugün İngiltere'de Tayyip Erdoğan Beşer Esad aleyhine o konuşmaları yaptığı zaman Rusya ne diyor? Bu diyor Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye yönetimine güvenilmez diyor. Bitti. O güvenilmez deyince Rusya da bizim için güvenilmez hale geliyor. Yani Tayyip Erdoğan kendisi izlediği siyasetle Rusya'yı güvenilmez noktaya getiriyor. Ondan sonra o güvenilmezlik üzerinden siyaset üretmeye kalktığı zaman da ne kalıyor geriye? Rusya'ya güvenmediğine göre, bu İran'a da güvenemeyeceğine göre, derken Çin'e güvenemeyeceğine göre o zaman bir tek çare kalır Amerika'ya ve İsrail'e teslim olmak. Yani onun için bugün İngiltere'de Tayyip Erdoğan'ın ben Amerika'ya teslim olacak demiyorum. Tam bunu soracak. Teslim olmayacak. Yani o neden olmayacak? Türkiye'ye teslim olmayacak. Türkiye Tayyip Erdoğan'ı sırtından atacak. Atacak Vatan Partisi'ni getirecek. Teslim olacağı için mi atacak? Tabii şimdi bu şekilde Suriye konusunda bütün müttefiklerle ilişkilerimizi dinamitleyen bir tavır Türkiye'nin başında kalamaz. Türkiye kaçılmaz olarak Vatan Partisi'ni keşfedecek ve iktidara getirecek. Çünkü bu süreçten Vatan Partisi dışında Türkiye'nin çıkma çaresi yok. Vatan Partisi Türkiye'nin şu anda tek çaresi. Büyük çözüm Vatan Partisi. Onun için Rusya'nın güvenilmezliği üzerine bir siyaset üretmek kadar tehlikeli bir şey yok. O zaman İsrail'in karşısında da efendim kınamalar yapar. İşte bir takım lanetlemeler yapar. İslam Birliği'ni toplantıya çağırır. İşte elçiler vesaire karşılığı olarak ülkelerine geri gönderilir. Ama bunların hiçbiri güvenilir tavırlar olmaz Tayyip Erdoğan'ın. Çünkü Tayyip Erdoğan Amerika ve İsrail'in karşısına onunla baş edecek kuvveti yığamıyor. Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerin farkında olsa, o gelişmeleri bilse, oradan Türkiye'ye yönelen tehdidi anlasa, kuşkusuz ona da raporlar gidiyor. O tatbikatların yapıldığını hiçbir şey bilmiyorsa aydınlıktan okuyor. Ordu biliyor en azından. Onu soracak. Yani, Türk Silahlı Kuvvetleri biliyor. Ama şimdi hükümet o zaman ne yapacak? Rusya bize lazım, İran bize lazım, Irak bize lazım, Suriye bize lazım.
Biz Doğu Akdeniz'de Amerika-İsrail tehdidine nasıl karşı koyacağız bu ülke? Rusya bize hele hele çok lazım. Çünkü Doğu Akdeniz aynı zamanda Rusya'nın büyük denizlere açılma yolları ve Ege, diyelim Ege bir Yunan denizi, efendim Amerika'nın kontrolünde bir deniz haline geldiği zaman bu Rusya için de çok ciddi bir tehdit. Bunları Rusya'ya anlatmayan ve onun yanına çekmeyen ve bunu yaparken de Suriye'de düzgün, tutarlı ve Rusya'nın da güvenini kazanan bir siyaset izlemeyen bir Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetemez. Yönetemeyecek, yönetemiyor. Çok açık ortada yani bunlar. Ve bu işler başka tarımda efendim, başka konularda hata yapmaya benzemez. Ve bunun bedeli çok ağır olur. Çok ağır bedeller öder Türkiye. Yani şu Doğu Akdeniz ve Ege şu anda Türkiye'ye yönelik tehdidin merkezidir. Ve Suriye ve Irak'ın kuzeyiyle tamamen aynı cephedir. Ve bu cephede gösterilen zaaf Türkiye için çok olumsuz sonuçlara yol açar. Yani Afrin vesaire bütün o Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarını falan filan geçersiz hale getirecek. Bütün oralardaki kazanımlarımızı harcayacak bir tavırdır Suriye konusundaki Tayyip Erdoğan'ın bu düşmanca açıklamaları. Yani Afrin'e Türk ordusu girer, Suriye politikasıyla o Türk ordusunun zaferini şu anda Tayyip Erdoğan baltalamaktadır. Geleneksel soruyu sorayım efendim. Tayyip Erdoğan yönetimi İsrail'in bu kışkırtmalarına karşı, zalimine karşı çok ciddi adımlar attı. Açıkça da bu konuda ön aldı, gözüküyor. Ne yaptı? İşte İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıya çağırdı. Büyükelçiyi istişare için çağırdı. Üç günlük yas ilan etti. Yeni kapıda miting yapıldı. Ya bakın, üç günlük yas. Bunlar bir ciddi. Ne gerekiyor yani size? Siz... Ne gerekiyor? Bakın Suriye ile derhal bir işbirliği. Bakın bugün Filistin olayına Türkiye'nin vereceği cevap şudur. Hemen Sayın Beşar Esad'ı Ankara'ya davet edecek ve Suriye ile el sıkışacak. İsrail'i korkutan budur. Yoksa üç günlük yas. Üç günlük yastan İsrail... Bedelsiz mi diyorsunuz? Üç günlük yastan İsrail korkar mı? Amerika korkar mı? İsterseniz 300 gün yas yapın. Yani bunun Amerika ve İsrail'i caydıracak bir özelliği var mı? Veya toplantıya çağırdınız. Bunun İsrail'i caydıracak bir özelliği var mı? Ama Suriye ile hemen işbirliği yaptığınız zaman 24 Haziran'ın ertesi günü seçimi kazandığımız zaman ilk yapacağımız şey uçağı yollayacağız Suriye'ye, Şam'a ve oradan Sayın Beşar Esad gelecek. Ankara'da misafirimiz olacak. İşte İsrail'i korkutan budur. Amerika'yı da korkutan budur. Yapılacak en ciddi tavır ve İsrail'i ve Amerika'yı durduracak, dizginleyecek tavır budur. Savaşı bugün bir tek Türkiye önleyebilir. Bakın öyle bir yönde gidiyor ki Batı Asya'daki gelişmeler, yani bir savaşa doğru gidiyor. Bu savaşı önleyecek tek güç Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'nin kararsızlığı Amerika'ya cesaret verecek. Türkiye'nin kararlılığı Amerika'yı ne yapacak? Dizginleyecek. Amerika eğer Türkiye böyle Suriye'ye falan filan çatarsa, ha bu Türkiye yalpalıyor, ortada duruyor. Ondan sonra diye bir değerlendirme yapar ve buradan cesaret alarak İran'a saldırır. Ama Türkiye kararlı durursa, Suriye'ye elini uzatırsa, Rusya ile vesaire işbirliği falan konusunda güven veren bir cephe tutarsa, o zaman Amerika ve İsrail düşünmek zorunda. Hatta bu savaşı önleyen tutum olur. Türkiye'de savaşı önleyecek hükümet Vatan Partisi hükümetidir. 25 Haziran'da Vatan Partisi Cumhurbaşkanlığı Doğu Perinçek seçimini kazandığı zaman bu o zamana kadar umarım inşallah o zamana kadar savaş çıkmaz. Savaşı Türkiye önler. Affedersiniz, bu kadar yakın ihtimal mi görüyorsunuz? Tabii ki yani haftalarla şu anda yaşadığımız süreç tehdidi son derece ciddi bir noktaya getirdi. Yani Amerika devamlı bir savaş tahriki yapıyor ve tahrik karşı tarafın cevap vermesine de gerek yok. Amerika kalkıp İran'a bir hava saldırısı önümüzdeki haftalarda yapabilir. Benim geleneksel sorum şuydu aslında. Filistin'deki tavrını yeterli bulmadınız ama işte İran ambargoya Türkiye katılmayacağını söyledi. Karşı çıktı. Tabii, bu olumlu. Bu iyi. Buna rağmen niye
burada gelip tıkanıyor Tayyip Erdoğan yönetimi. Esad'a gelince bakın, tıkanıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun yani bunun bireysel politik bir izahını bireysel, bulamıyorum. Bireysel bir takım ruhsal durumlar dışında bir izahını göremiyor. Ayrıca ben burada bir devlet tavrı da görmüyorum. Yani askerlerin veya Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki insanların gidip ya sen Türkiye'nin kaderiyle oynayamazsın. Bunu buradan söylüyorum. Evet buradan söylüyorum. Kameraya söyleyeyim. Sayın Tayyip Erdoğan siz Türkiye'nin kaderiyle, geleceğiyle oynayamazsınız. Ciddi tehditlerle Türkiye yüz yüze gelmiştir. Amerika, İsrail tehdididir bu. Ve Güney Kıbrıs Yunanistan'ı da yanına almıştır. Hem Doğu Akdeniz ve Ege'den hem de Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinden Amerika Birleşik Devletleri karşımızdaki güçtür. Yanında da İsrail var. İlk defa Türkiye, İsrail ve Amerika ile bu şekilde dolaysız olarak karşı karşıya gelmiştir. Bu durumda Türkiye muhtemel müttefiklerine güven vermek için ilk yapacağı şey Suriye ile işbirliğidir. Rusya'ya bu sayede güven duyacak. Efendim İran bu sayede. Bir hafta evvel Çin'deydik. Bize onu soruyorlar. Çin yöneticileri bize dediler ki Türkiye'nin bu Suriye politikasını Tayyip Erdoğan'ı nasıl açıklıyorsunuz? Nasıl açıklayabiliriz? Yani Tayyip Erdoğan Çinlileri nasıl açıklayacak? Rusları nasıl açıklayacak? İran'ı nasıl açıklayacak? Siz nasıl açıkladınız? Size sormadılar mı? Şöyle açıkladık. Dedik ki Türkiye ciddi tehditle karşılaştığı, daha da güncelleştiği durumlarda Türkiye'ye biz güveniyoruz. Türkiye'nin dinamiklerine, mecburiyetlerine, Türkiye'nin sanayicisinden işçisine kadar, köylüsüne kadar bütün milli sınıflara, ordusuna güveniyoruz. Türkiye, Suriye dostluğunda kararlı bir tavra girecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Böyle cevap veriyoruz. Şimdi Çinlere şunu diyemeyiz ki, efendim Tayyip Erdoğan'ın ruhsal durumu nedeniyle böyle bir problemle karşı karşıyayız diyemeyiz ki. Yani. Siz bu tür çağrılar yapıyorsunuz. Hatta işte kendiniz de birçok programda konuşmanızda dile getiriyorsunuz. Pek çok konuda sizin dediklerinizi tekrarlamaya başladı AKP. Bu konuda bir işaret gönderdi mi size dolaylı yolda? Bir işaret, yani benim bir tür işaretler, efendim sözde gelen görüşlerle falan filan siyaset yapmam. Yani eyleme bakarım. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye gibi güçlü bir ülke bu şekilde bazı insanların ruhsal gitgelleri yönünde siyaset izlemez. Yani Türkiye'nin ağırlığının önümüzdeki dönemde ciddi olarak kendisini göstereceği kanısı. Sayın Penecek, tam 40 dakikadır savaşı konuşuyoruz. Evet. Savaş ihtimalini evet. konuşuyoruz. Evet. Yani şimdi biz siyaseten şimdi, milleti alarm etmek için bazı kuvvetleri biraz sıkı dursunlar diye alarm etmek için gerçekten savaşı önleme, ciddi bir endişe içinde. Bakın içindesiniz. Savaşı önleme kabiliyeti var Türkiye'nin. Savaşı önleyebilir. Bu savaşı önleyebilir. Önleyebilecek tek ülke Türkiye. Niye? Diğer hiçbir İran ülke. Değil de başka İran bir ülke çünkü değil, Türkiye. İran zaten meydan okuyor. Ondan sonra onun tabii sıkı duruşu da savaşı önleyen evet. etkenlerden biridir. Ama teraziye Türkiye'nin ağırlığı konduğu zaman savaş önlenebilir. Sonuç itibariyle Amerika Birleşik Devletleri İran'ı hedef almış ve bu konuda bedel ödemeye hazır gözüküyor Amerika. Yani İran'a saldıracak ve bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu dolaylı yollardan açıklamış oluyor Trump'ın ifadeleri ve nükleer anlaşmadan çekilmesiyle. Ama Türkiye'yi de nerede görüyorlar? Biraz ortada görüyorlar. Türkiye'nin bu güvenilmez, yalpalayan tavırlarından cesaret oluyor Amerika ve İsrail. O bakımdan esas ağırlık Orta Doğu'da en büyük güç Türkiye'dir. En önemli askeri güç Türk ordusudur. Orta Doğu'nun hiç tartışılmaz. Yani Türk ordusuyla karşılaştırılacak bir askeri güç de Orta Doğu'da bulunmuyor. O bakımdan Türkiye'nin tavrı, Türkiye'de tavrını nasıl ortaya koyacaktır? Suriye ile derhal işbirliği. Suriye ile Türkiye'nin işbirliği Doğu Akdeniz'deki dengeleri de değiştirir. Çünkü Rusya'yı yanına katacağı için bütün Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyindeki statükoyu da
Yani gelmiş bir duvara dayanmış dediniz siz. Bir şey değişmiyor son zamanda. Orada da bütün dengeleri değiştirir. Savaşı Vatan Partisi önler. Onun için 24 Haziran değil de keşke çok daha yakın bir tarihte bu seçim olsa ve Vatan Partisi hükümete gelse, eninde sonunda gelecek ve Türkiye'nin kendi milli menfaatine ve geleceğine uygun bir çizgiye girmesini Vatan Partisi sağlayacak. Şu andaki Amerikan yönetimi, Trump, kimin politikasını uyguluyor? Kendi politikasını mı uyguluyor? Bir dayatma altında mı, yoksa kendince buradan bir başka bir çıkış arayışında mı? Yani isteyerek, Trump'ın bilerek... esas siyaseti Amerika'ya geri çekilmekti. Tam işte, evet, tersine, evet. Obama'nın yapmadığı bir şey yapıyor şu anda. Evet. Ama işte tabii ben oralara fazla girmek istemiyorum. İşte Amerika'da çeşitli, bütün ülkelerde olduğu gibi çeşitli güçler var. Aralarında şeyler, çatışmalar var. Burada, savaşçı bir klik kurdu, evet, etrafında. Evet, şimdi o savaşçıların ağır bastığı gözüküyor. Yani o Trump'ın iktidara gelmek için ortaya koyduğu, savunduğu siyasetler kenara itilmiş durumda. Yani evet. Trump ne diyordu? 18 trilyonu çöllere gömdük. Bizim ne işimiz var oralarda? Oradan çekileceğiz diyordu ve daha yeni 15 gün önce yine çekileceğiz dedi. Değil mi? Suriye'den çekileceğiz dedi. Evet. Evet. Fakat şimdi birdenbire bu Kudüs atağıyla bambaşka bir çizgiye girdi. Ve zaten Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı atama, güvenlikteki yaptığı atamalar şey falan başına, hep şeye evet. yönelik, yani böyle savaş kliğini kritik yerlere getirdi. Orada da bir işaret vermiş oldu. Peki Batı Avrupa'da durum ne? Üç ülke önemli. Almanya, Fransa ve İngiltere. Onlar tamamen bizim dediğimiz gibi. Bakın dün akşam ben eski Portekiz'in Avrupa Birliği Bakanı Sayın Bruno Machias'le beraber yemek yedik. Önemli bir insan. Avrupa'nın önemli siyasetçilerinden biri. Bana bir yıl evvel buluşmuştuk. Yemek yemiştik. Bir kitap yazdı. Orada Avrasya'nın yükselişi diye. Orada benim fikirlerime çok geniş yer ayırmış. Ve bana şey şöyle başladı söze. Dedi ki sizin dediğiniz bu bir yıl içinde her şey çıktı dedi. Bütün öngörüleriniz çıktı. Siz dedi bir Avrupa'nın Amerika'dan ayrılacağını söylüyordunuz dedi. İkincisi Çin'le Rusya arasında derin çelişmeler falan çıkmayacağını söylüyordunuz dedi. Üçüncüsü Tayyip Erdoğan'ların Amerika'ya direnmeye devam edeceğini söylüyordunuz falan sıraladı. O zaman dedi ben farklı şeyleri, fikirleri savurmuştum ama dedi sizin bütün dedikleriniz çıktı. Şimdi Avrupa, aslında bu tartışma çok eskidir. Bizim Erol Manisalı profesör arkadaşım da yeni gelmişti. Evvelsi gün, 3 gün önce beni ziyarete geldi. Çok sağ olsun kendisi. Onu da yazılara dökülen bir tartışmamız vardı 1990'ların sonunda. Atilla İlhan falan da dahil olmuştu o tartışmaya. Sayın Manisalı Amerika ile Avrupa'nın, Almanya'nın birbirinden kopmayacağını, bir uluslararası şirketler ve ekonomi bağlantıları nedeniyle Avrupa ve Amerika arasında, Almanya, Fransa ve Amerika arasında anlaşmazlıklar olmayacağını veya o anlaşmazlıkların çözüleceğini söylüyordu. Ben de bu Almanya'nın Amerika ile karşı karşıya gelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştim 1990'ların sonunda. Bakın şimdi Almanya çok net bir şekilde Amerika'ya kafa tutmayı sürdürüyor. Hatta daha da ileri getirdi. Ve İran olayında da, İran'ın bu nükleer anlaşmadan Amerika'nın çekilmesi olayında da Almanya, Fransa ve İngiltere üçü birden Amerika'ya karşı tavır aldı. Bu çok çok önemli bir gelişme. Yani orada kritik bir nokta var. Efendim? Yalnız. Kritik bir nokta var. Evet. İnce bir nokta var. Nedir o? İzin verirseniz söyleyeyim. Buyurun. O da şu. Amerika çekildi. Ben ambargo uygulayacağım da İran'a. Bunlar diyor ki evet bu anlaşma devam etsin. Yani hem Amerika ambargo uygulayacak İran'a hem de İran bu anlaşmaya uymaya devam edecek. Mümkün mü? Anlayamadım. Dediğimi anlatabildim mi? Yok anlamadım. Anlaşmanın karşılıklı vaatleri neydi? İran nükleer programını durduruyordu. Amerika'da nükleer meseleden dolayı koyduğu ambargoları kaldırıyor. Evet. Kaldıracak. Bu söz üzerine, bu temel üzerine kuruldu. Evet. Başka detaylar da var ama evet. Esası buydu. Evet. Amerika çekildiği zaman. Şimdi Amerika diyor ki ben 3 ay içinde kardeşim sana tekrar ambargo koyacağım.
diyor. Almanya, bu, Fransa ve İngiltere de buna karşı. Bu yanlıştır diyor. Ama şimdi İran buna uymaya devam etsin diyorlar. Hem İran Amerika ambargo uygulayacak hem de İran nükleer anlaşmaya uymaya devam edecek. Nasıl olacak bu? Kim diyor onu? Almanya mı? İşte bu diğer üç ülke söylüyor. Ama Almanya, şimdi esas Fransa, olarak yani bakın şimdi esas olarak bu üç ülkede Amerika'nın bu nükleer anlaşmadan çekilmesine karşı çıkıyor. Tamam. Tamam. O önemli. Ambargoya, Amerika'nın getirdiği ambargoya direnebilecekler mi, direnemeyecekler mi? Mesele bu. O üç ülke katılacak mı, katılmayacak mı? Bence direnirler. Ha o zaman başka bir şey. Tabii. O zaman başka bir şey. Yani şunun için Amerika'yı dizginlemeye çalışıyorlar, direnirler. Çünkü İran'da Fransa'nın, İngiltere ve Almanya'nın bütün ticaretlerinden falan vazgeçmeleri, yalnız İran'dan değil, Rusya ile Türkiye ile bütün o ilişkileri dinamitler. Bakın şimdi Amerika ambargo siyasetiyle kendine ambargoya doğru gidiyor. Rusya'ya ambargo, İran'a ambargo. Efendim İran'a ambargoya katılmayanlara da ambargo. O zaman bu nereye doğru gidiyor? Amerika kendine ambargo uyguluyor. Yani dünyada ambargo uygulananlar daha kalabalık, daha büyük bir kesim ve bunlar kendi aralarındaki ticaretle kendilerine yetebilirler. Ama Amerika dünya ticaretindeki kritik payını... Kritik bir eşikteyiz dediğiniz doğru. Ha? Çok kritik bir eşik. Evet. Amerika açısından kritik. Evet. Yani dünyanın geri kalanı biraz dirense bu eşik açılacak. Evet, yani şimdi yani sonuç itibariyle en sonunda ambargo Amerika'ya uygulanmış olacak. Yani İran'a ambargo iddiası Amerika'nın sonunda Amerika'ya ambargo haline dönüş. Bu üç ülkenin bir de telkini var. Telkin değil de yavaş yavaş şartı var. Şu sen bu balistik füzelerini de bu pakete koyalım, yasaklayalım. İran elinden o hakkı da almaya çalışıyor. Evet. Nükleer mesele ayrı, balistik füzeler meselesi yani ayrı. Tabii öyle bir ayrıntılar olabilir. Fakat Amerika'nın bu İran'a yönelik tehdidini en önce kabul etmediler ve bunun zararlı olduğunu da belirttiler, doğru olmadığını belirttiler. Yani tabii Atlantik sistemi içinde belli bağlar da var. Yani o kopuş birdenbire güm diye olacak değil. Ama Filistin konusunda da bakın yine Amerika, Almanya, İngiltere ve Fransa Amerika'nın bu savaş kışkırtıcısı tavrını ve bu katliamını desteklemiyor ve lanetliyor. O da çok önemli. Ara vereceğiz efendim. Evet. Bölümün başında soracağım soruyu şimdiden soruyorum. Evet. Şimdi tabii bu ara enteresan bir şey oldu. Amerika buraya tam yükleneceği dönemde, onun tam arifesinde Çin'den ve Kuzey Kore'den, Kore'nin kuzeyinden diyeyim daha doğrusu. Evet. Enteresan bir tavır geldi. Birdenbire uzlaştılar. Evet. Tamam dedi. Ben nükleer programı son veriyorum dediler ve buluşacaklar. Evet. Acaba diyorum ben. Sorum şu, şimdi cevap vermeyiniz. Çin ve Kore'nin kuzeyi, Amerika'nın bir savaşçı hamleler dönemine girdiğini tespit ettiler. Bu dönemi geçirmek için bir geri çekilme yaptılar mı diye soracağım size. Sevgili izleyiciler, bir aramız var. Ardından yani bu evet yakıcı... derken bu sorunuza evet cevap vermedim. Tabii, soruyu devam edeceğiz. Evet, onun o manada. Evet. Bu sıcak meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. İzleyiciler, tekrar merhaba efendim. Çıkış yolu devam ediyor. Programın bölüm sonunda ne demiştik? Kore'nin Çin. Kuzeyinin ve Çin'in bu nükleer meselede, tabii Kore'nin nükleer stokunda ve çalışmalarında uzlaşmaya açık bir tutum alması ve Trump'la görüşmeye karar vermesinin sebebi Amerikan yönetiminin dünyada birçok yerde askeri hamle yapacağını sezip ön almak, biraz geri çekilip zaman kazanmak, onu başka bölgelere sevk etmek mi acaba diye sormuştum. Şimdi efendim burada bir geri çekilme yok. Geri çekilen Amerika. Yani Amerika'nın Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile masaya oturup görüşmesi bir geri çekilme. Yani tanımadığı, diktatörü ilan ettiği, efendim savaşla tehdit ettiği ülkeyle masaya oturuyor. Bu Kore'nin arayıp da bulamadığı bir fırsat. Ama nükleer, Kore yarımadası nükleerden arındırılacak bu elindeki silahlardan. O da Kore'nin istediği bir şey eskiden beri. Yani Kore yarımadasının nükleer, yani
sonuç itibariyle kendisini tehdit eden Güney Kore'de bir nükleer silah olmadığı zaman Kore için nükleer silah yapmak diye bir problem yok ki. İkincisi burada dünya kamuoyu önünde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Amerika'nın saldırgan olduğunu, esas nükleer silah kullanma ve bu tehdidi kullanma yolunda olan ülkenin Amerika olduğunu dünya kamuoyuna anlatmış oluyor. Onun için bu görüşmeler bence Amerika'nın bir atağı değil, Kore'nin bir atağı, yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin atağı ve burada geri çekilen ülke Kore ile görüşmeyi kabul ederek Amerika. Peki Amerika niye geri çekildi efendim? Siz Çin'den yeni geldiniz, bu meseleleri görüşmüşsünüzdür. Yani, Çinlerin yorumu ne? Çin Halk Cumhuriyeti bu durumdan çok memnun. Yani bizim pazartesi günü Çin Komünist Partisi yöneticileriyle saat 16'dan 22'ye kadar 6 saat beraber olduk. Yani ilk önce partiler arası görüşmeler yaptık. Arkasından birlikte yemek yedik. O aşağı yukarı 22'ye kadar devam etti. 6 saatlik bir 16'dan 6 saatlik bir süre. Ve bunun bir kısmında da Kore konusunu görüştük. Yani onlar bir kere bu Kore'de bir savaş kıvılcımının çıkmaması ve barışçı yollardan çözüm kapısının açılmasından memnunlar. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin izlediği çizgi barışçı yoldan Amerika'yı geçme çizgisi. Yani Çin ekonomisi olağanüstü hızla büyüyor. Amerikan ekonomisi ise çok önemli zorluklarla karşı karşıya. Zaman Çin'den yana. O nedenle Çin kendi çevresinde bir savaş olmasını hiç istemiyor. Çünkü Kore'de bir savaş olduğu zaman Çin'in burnunun dibi orası yani. Çin'in uzantısı hatta Kore bir bakıma şey olarak, coğrafya olarak. Ve böyle bir savaşta tabii Çin'in yükümlülükleri, sorumlulukları var. Çin'i de tehdit eden boyutlara ulaşabilir öyle bir savaş. Onun için Çin mümkün olduğu kadar savaşı önlemek ve barış zamanını uzatmak ve bunu değerlendirmek, ekonomik gelişmesini yürütmek istiyor. Çin'de mesela bizim bölgemizde yeni görüşmüşsündür. Batı Asya'da bir savaş tehlikesi görüyor mu? Yani onlar mümkün olduğu kadar savaş tehlikesini kafalarından uzak tutmaya çalışıyorlar. Onu söyleyeyim. Yok, gerek yok yani, olabilir mi? Olmaz işte. Onun bence Çin'in hatası burada. Yani mesela işte herkes barış isterse, şimdi bir cümle söyleyeyim. Herkes barış isterse savaş olmaz. Tabii bu çok naif bir cümle. Yani herkes barış isterse savaş olmaz. Doğru ama yani insanların barış hatta devletlerin barış istememe durumları tamamen nesnel yaşadıkları süreçlerle bağlantılı bir şey. Yani mesela Hitler yükselirken işte herkes barış isterse savaş olmaz diyemezsiniz. Besbelli savaş tehlikesi geliyordu. Yani daha Atatürk 1938'de onu diyelim ölmeden görmüştük ama Komintern daha 1934'lerden falan Hitler'in dünyayı bir savaşa doğru götüreceğini tespit ediyordu. Yani onun için Çinlilerin mümkün olduğu kadar bir savaş çıkmayacak, bunun da ilgili gerçekleri, olguları daha çok masaya koyan, biraz da gönüllerindeki arzuya uygun verilerle siyaset yapan bir tavırları var. O da tabii Çin için ciddi. Fakat öte yandan tabii ordularını topluyorlar. Çok önemli. Demek ki esas analiz o. Ordularını güçlendiriyorlar. Çok önemli silah yatırımları söylemle yapıyorlar. Gerçek birbirinden farklı evet. İçinde. Ve mesela büyük savaşlara hazır olmasını Xi Jinping için silahlı kuvvetlerine yaptığı iki ay önceki konuşmada büyük savaşlara ve ölmeye hazır olalım dedi. Ölmeye hazır olalım. Yani Çin ordusunun önemli bir... Bunlar işte... Sevgili izleyiciler, tekrar merhaba. Çıkış yolu devam ediyor. Konuğum Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doktor Doğu Perinçek. Soruyu tekrarlamayacağım. Bu Filistin'deki İsrail pervasızlığına Arap dünyasının geniş kesimlerini yönetenler seviyesinde boyun eğmesinin Arap dünyasında yol açacağı yakın dönemde sonuçlar konusunda öngörünüz nedir?
Tabii şimdi şöyle, Arap dünyasında da şey gibi, Suriye gibi, Irak gibi, ondan sonra İran'la birlikte hareket eden Rusya ile Arap gücüdür. Evet. Hizbullah gibi, Lübnan gibi. Şimdi Lübnan'da tabii seçimler oldu ve orası da aynı yönde. Yani böyle bir İsrail'e karşı daha kararlı bir blok var. Ama diğer eskiden beri İsrail'e karşı gevşek olan, zayıf olan, Amerika'nın kontrolünde olan ve daha çok feodal şeyhliklerin yönetiminde olan bir Arap dünyası da var. Daha çok İran'ı hesaba katar bu tabloda Amerika ve İsrail. Yani bu tür katliamlara ve şiddet eylemlerine girişirken esas hesap edecekleri tepki İran'ın tepkisi ve İran'la birlikte Hizbullah'ın ve Lübnan'dan gelecek tepkilerdir. Hatırlayalım, İsrail Hizbullah'a yenildi, değil mi? Yani Hizbullah İran'a 2006'da. Evet, öyle bir direnç gösterdi ki İsrail'e karşı. İsrail ilk defa galiba Arap dünyasına karşı savaşında asker olarak sonuç alamadı. Evet, ilk kez yenildi denebilir, geri çekilmek zorunda kaldı. Ve o da tabii İran'la bağlantılı olarak değerlendirilen bir güç Hizbullah. Ve bugün yine Lübnan'da iktidarı paylaşan, hükümeti paylaşan kuvvetlerden biri. Son seçimde Hizbullah'ın dahil olduğu blok ağır bastı. Birinci geldi. Ağır bastı, evet. O bakımdan daha çok İran'dan çekinen bir Amerika ve İsrail'den söz edilebilir. Arap dünyasında İslamcılık mı, milliyetçilik mi? Milliyetçilik. Bu önümüzdeki sürecin başlat gücü olur. Bizim gördüğümüz, yani milliyetçilik yükseliyor. Her yerde dünyada milliyetçilik yükseliyor. Ve Arap dünyasında da milliyetçilik yükseliyor. İslamcılıktan çok. İslamcılık Arapları birleştiremiyor. Çünkü Sünni İslam var, Şii İslam var. Hani bir tane İslam yok. Ama milliyetçilik, Arap milliyetçiliği bütün Arapları da hem ülkeleri birleştirir ama bütün Arapları da birleştirir, Arap milliyetçiliği. CHP'nin tavrını size özetleyeyim Filistin'deki meseleyle ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü grup konuşmasına Filistin atkısıyla çıktı. Bir, görmüş mü, gördünüz mü bilmiyorum. Dedi bir, 3 günlük yasa destekliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanmasını doğru buluyoruz, destekliyoruz. Mitingi destekliyoruz. Elçinin Tel Aviv'deki, Washington'daki büyükelçimizin çağrılması doğru yönde atılmış bir adım ama yeterli bulmuyoruz. İsrail'deki elçimizi tümden geri çekmeliyiz, evet, dedi. Şey bu. Buna ne diyorsunuz? Bakın biz farkımızı koyalım. Biz hemen Suriye'yi getiriyoruz. Yani Tayyip Erdoğan'ı onu destekliyoruz, bunu destekliyoruz, şunu destekliyoruz değil. Bunların hiçbiri bizi tatmin etmiyor ve bunlar Türkiye'yi savunmak için bunların hiçbiri yeterli siyasetler değil. Yani daha önce de biraz evvel de söylediğimiz gibi Tayyip Erdoğanlar 3 gün yas ilan etse İran caymaz. İsrail caymaz. Amerika geri çekilmez, caymaz. Ama Suriye'yi elini uzattığı an İsrail'e en kuvvetli cevap verilmiş olur. Yani biz Vatan Partisi olarak bu ciddi cevabı Türkiye'de temsil ediyoruz. Biz hükümeti olduğumuz zaman bu cevabı veririz. İkincisi, biz hemen neyi görüyoruz? Yani İsrail Kudüs'e katliam yapıyor vesaire ama hemen bizim aklımıza ne geliyor? Daha bir ay önce Doğu Akdeniz'de İsrail ile birlikte Yunanistan ve Güney Kıbrıs ve Amerika askeri tatbikat yaptı Türkiye'ye karşı. Demek ki bizim için İsrail tehdidi Kudüs'teki tehdidin ötesinde doğrudan doğruya bizim mavi vatanımıza yönelik bir tehdit. Bunu görüyoruz. Yani bunları görmek lazım. Bizim farkımız Vatan Partisi olarak bu. İsrail, Türkiye'nin doğrudan doğruya Doğu Akdeniz'de karşısında olan bir kuvvet, namlularını bize çevirmiş olan bir kuvvet. Bunu görmek çok önemli. İşte devamlı da arkadaşlarımız o şeyi getiriyorlar, tatbikatı. Şimdi ekonomiyi konuşacağız ama isterseniz hazır bu güneyimizdeki durum dal orada ayrıntılara girmişken HDP'nin kapatılması konusunu görüşelim. Çünkü bile doğrudan bağlantı, ekonomiden daha fazla bağlantılı bu.
Ben arkadaşlardan ricada bulunayım. Aydınlığın birinci sayfasını versinler. Böyle bir konuyu hemen acilen gündeme getirmenizin sebebi ne? Tek sebebi var. İç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Bakın savaş tehlikelerinden bahsediyoruz. Türkiye'ye yönelik namlulardan Akdeniz'de bahsediyoruz. Aynı şekilde Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde terörün temizlenmesi, orada Amerika ile karşı karşıya gelen bir Türkiye var. Türkiye burada iç cephesini sağlam tutarak ve içteki terör unsurlarını etkisiz hale getirerek başarıyla çıkar. HDP'nin kapatılmasının iç cephenin sağlamlığı ilgisine. Şu ilgisi HDP tamamen PKK'nın yasal örgütü ve şu anda HDP'yi PKK hendekleri gömüldükten sonra HDP baş aşağı gidiyordu. Güneydoğu bölgesinde oyları kaybediyordu ve zayıflıyordu. Ve bizim partimize de HDP'den çok katılanlar var. Fakat birdenbire Türkiye'de Amerikancı kuvvetler HDP'yi parlamentoya ve hükümete taşıma girişiminde bulundular. Düşünün, bir terör örgütü PKK o hükümette yer alacak. Ne söyledi Özgür Özel Bey, Manisa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili, dedi ki biz dedi Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığını vereceğiz. Yani bu ne demek? Başbakan yardımcısı, hükümet başkan yardımcısı PKK'lı olacak. Yani düşünün, Türkiye PKK'yla savaşıyor ve PKK ile savaşan Türkiye, Mehmetçiğe mermi sıkan, mayın döşeyen bir örgütün adamlarını getirecek, hükümetin içine koyacak. Türkiye o zaman PKK ile savaşabilir mi? FETÖ ile savaşabilir mi? Amerika'ya karşı dik durabilir mi? Bu nedir? Amerika'nın projesi. Bu durumda biz hemen buna karşı bir atakla cevap verdik. O da nedir? HDP kapatılması gereken bir parti. Bakın elimde tuttuğum orada bir kitap var, Anayasa ve Partiler Rejimi diye. Bu benim ta 1968'de ilk yazdığım doktora tezimdir ama çok genişlettim ve bugünü güncelleştirdim aynı zamanda. Ben bu konunun Türkiye'deki tek uzmanıyım, en iyi bilen insanıyım ve doktora almış tek siz misiniz bu konuda? Yani doktora almışım değil, bu konuyu bildiğim şuradan söyleyebilirim. Anayasa Mahkemesi kararlarında ve Yargıtay Başsavcılık talepnamelerinde partilerin kapatılmasıyla ilgili devamlı bu kitaba göndermeler yapılır. Yani bu konuda başlıca doktrin kaynağıyım. O bakımdan söylüyorum. Ve 100. maddesi Siyasi Partiler Kanunu'nun şu imkanı veriyor. Parti kapatılması davasını açmak için Bakanlar Kurulu toplanıp karar veriyor. Ve Adalet Bakanı'nın talebiyle, talepnamesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruluyor ve Cumhuriyet Başsavcılığı hükümetin bu talebini uygun bulursa, hukuka uygun bulursa Anayasa Mahkemesi'ne dava açıyor. İşte biz bu konuları bildiğimiz için o 100. maddeye dayanarak şunu söyledik. Bakanlar Kurulu'nu toplayacağız 24 Haziran'dan sonra ve orada HDP'nin kapatılması için karar alacağız. Adalet Bakanı'na görev vereceğiz ve Adalet Bakanımız Yargıtay Başsavcılığına başvuracak ve gerekçelerimizi de sunacağız. Onlar da hazır. Çünkü yani Kürdistan'a özellik kongreleri yapan, efendim dağdaki terörist unsuru açıkça destekleyen, onlara lojistik taşıyan, onlara eleman taşıyan bir örgüt HDP. Ve açıkça da efendim HDP'nin yöneticileri Apo'nun heykelini dikeceğiz diyor. Yani Selahattin Demirtaş Apo'nun heykelini dikeceğiz diyor. Ve dağlara sırtımızı dayıyoruz diye devamlı söylüyorlar. Bunu bütün toplum biliyor. Yani bunun kapatılmaması Türkiye'nin müthiş bir zaafı. Bu şey ve finans kaynaklarını kurutacağız diyorlar. Bu sene HDP yani PKK'ya devlet hazinesinden verilen para 92 milyon Türk lirası. 90 milyon Türk lirasını PKK'ya veriyor kim? Devlet. Yasalar böyle emrediyor. İşte yasalar öyle emretmiyor. Yasalar onların kapatılmasını emrediyor. Kapattığınız zaman o 90 milyon lirayı... Aklıma hep şu soru yani, takılmıştır. Yani terör örgütüne 90 milyon lira verilir mi? Terör örgütüne yasal faaliyet hakkı verilir mi?
Efendim hesaplar yapılıyor. HDP kapatılırsa AKP iktidarda kalır. Bakın AKP'ye karşı PKK ile birleşen ittifak projeleri ve iktidar projeleri var. Yani öyle bir budalalık var ki AKP düşmanlığı, Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka bir programları yok. Oraya kilitlenmiş. Tayyip Erdoğan'ı oradan indirecek ama onun yerine PKK ile birlikte iktidara gelecek Amerikan projeleri var. PKK'yı ittifak yaparak, PKK ile ittifak yaparak AKP'yi veyahut da Tayyip Erdoğan'ı, hatta AKP'yi de değil, doğrudan doğru Tayyip Erdoğan'ı devirme siyaseti var. Bugün hep görüyoruz. Ve bu siyasete herkes kaptırmış kendisini. İyi Parti de kaptırmış. Ve ikinci turda hepsi birbirlerine oy vereceklerini söylüyorlar. Yani böyle bir iktidar projesi var. Amerika ile birleşen, FETÖ ile birleşen, PKK ile birleşen bir iktidar projesi var. Ve eğer diyorlar biz HDP'yi meclise sokmazsak, efendim bu sefer Tayyip Erdoğan iktidarda kalır. Yani PKK ile birlikte Tayyip Erdoğan'ı devirmek diye bir proje var. Halbuki Tayyip Erdoğan nereden devrilir? Vatan Partisi'nin bulunduğu Milli Meclis'ten. Tayyip Erdoğan'ı biz deviririz. Neden? Çünkü Türkiye önümüzdeki süreçte vatanını savunmak zorunda. PKK ile falan ittifak yaparak kimse bu ülkeyi savunamaz. Onun için Tayyip Erdoğan'ın seçeneği, alternatifi Amerika'nın dizlerinin dibinde ve onun güdümünde değildir. Tayyip Erdoğan'ın alternatifi milli konumdadır. Milli mevzilerdedir. O da Vatan Partisi'dir. Vatan Partisi dışında hiç kimse Tayyip Erdoğan'ın iktidarına son veremez. Teknik hesap şöyle yapılıyor efendim. Pek çok mahvilde bunu duyuyorum, okuyorum. İşte barajı geçerse 60-70 milletvekili çıkaracak. Eğer bu barajın altında kalırsa ya da kapatılırsa bu parti efendim ne olacak? Onun çıkaracağı milletvekillerin hemen hemen %80'i, %90'ı AKP'ye gidecek. Dolayısıyla HDP'nin barajı aşması, yaşaması iyidir. Bu ne demek? Teröristle ittifak yapacağım demek. Bu hesap, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin bu hesabı, biz teröristlerle ittifak halindeyiz demek. Başka bir anlamı yok. Yani AKP'ye karşı teröristle beraber oluruz diyorlar. Biz de bakın şunu söylüyoruz. Biz Amerika'yla, FETÖ'yle ve PKK'yla hiçbir zaman yan yana gelmeyeceğiz. Hiçbir zaman onlarla beraber olmayacağız. Herkesle onlara karşı beraber oluruz. Herkesle. Bu vatanım, zaten Türkiye oraya gidiyor. Bu Amerikan tehdidi, İsrail tehdidi. Sonuç itibariyle... Olayı bir PKK tehdidi olarak görmüyorsunuz değil mi siz? Amerika tehdidi tabii. PKK'nın lafı mı olur? Yani arkasında Amerika olmasa PKK diye bir tehdit var mı? FETÖ diye bir tehdit var mı? Biz Ankara'da ve İstanbul'da 15 Temmuz gecesi 2016'da Amerika ile savaştık. O FETÖ'nün unsurları hepsi Amerika tarafından üzerimize sürüldü. Tanklarıyla, uçaklarıyla vesaire. Türk Silahlı Kuvvetleri onları bastırdı. Vatan Partisi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne benim çıkıp televizyonlardan görevlerini hatırlatmam üzerine. Yani Amerika ile biz bu savaşı yürütüyoruz. Hem FETÖ'ye karşı mücadele Amerikan emperyalizmine karşı mücadeledir. PKK'ya karşı mücadele de Amerikan emperyalizmine karşı mücadeledir. Ege'de, Doğu Akdeniz'de bize yönelen tehdit Amerika ve İsrail'den gelmektedir. Öyleyse Amerika, İsrail, PKK, IŞİD vesaire, FETÖ bunlar Türkiye'nin önündeki ciddi tehditlerdir. Bunlarla birleşerek Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülmez. Bunlarla birleşerek Türkiye parçalanır. Bunlarla birleşerek Türkiye kan deryasına götürülür. O bakımdan HDP'nin kapatılması talebi, bunu açıklamamız tarihi önemlidir. Bakın Türkiye hep bunu hatırlayacak. Vatan Partisi o kritik durumda iç cepheyi sağlamlaştırmak ve bölücü terörü bitirmek için bu önemli çıkışı yaptı diye herkes ileride bunu saptayacak. Siz ısrarla diyorsunuz ki HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır diyorsunuz. HDP'nin eski genel başkanı, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Edirne cezaevinden Amerika'nın Sesi radyosuna verdiği bir yazılı demeç var efendim. Evet. Oradan birkaç cümle okuyabilir miyim izninizle? Evet, lütfen. Diyor ki, diğer partilerin ilişkisi ne kadarsa PKK ile bizimki de o kadardır.
Bizim diğer partilerden farkımız Kürt sorununun çözümü konusundaki yöntem ve anlayış farkıdır. Biz PKK'nın da diyalog, müzakere yöntemiyle ikna edilerek silah bırakmasını savunuyoruz. Biz PKK'nın siyasi uzantısı değiliz. Biz PKK'nın şeyi değiliz, temsilcisi değiliz diyorlar. Buna siz inanıyor musunuz? Ben görevim size soru sormak. Ya buna Türkiye'de inanan bir kişi var mı? Selahattin Demirtaş bu söylediklerine inanıyor mu? Kimi kandırıyor Selahattin Demirtaş? Yani buna bir tane HDP'li, bir tane PKK'lı bunu bu lafları ciddiye almaz. Yani bizimkiler taktik yapıyor der. Yani efendim PKK olmasa HDP diye bir parti olmaz. PKK'nın silahlarının gölgesinde mücadele eden bir parti HDP ve PKK'yı sürekli olarak savunan ve onu oradan yönetilen bir parti. Doğrudan doğruya Kandil'den yönetiliyor. Başka bir yerden yönetilmiyor ki. HDP bunu herkes biliyor. Bunu bilmeyen Türkiye'de bir tane adam yok. Cumhuriyet Halk Partililer bunu bilmiyor mu? İyi Partililer bunu bilmiyor mu? Herkes biliyor bunu. Onun için bu sözler hiç kimseyi ikna etmez, inandırmaz. 10 puanlık bir soru efendim. Buyurun. Çok önemli bir soru. 1. Sayın Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili diyor ki, biz Selahattin Demirtaş'ı başkan yardımcısı yapacağız diyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani Cumhurbaşkanı. Başbakan yardımcısı. Ben onun siyasete neye denk geldiğini söylemiyorum. Hı? Yani iktidar ortağı yapacağız evet. diyor. AKP bu kadar zamandır iktidarda, yani o sizin ben seçilirsem diye bir yetkiye gönderme yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz hemen emir vereceğiz ve kapatılmasını isteyeceğiz diyorsunuz. Emir, evet. Talepte bulunacağız, affedersin, talepte bulunacağız. Peki AKP bu kadar yıldır iktidarda, bir, bu talepte bulunma hakkı var. Evet. İki, 24 Temmuz 2015'ten beri de PKK'nın üzerine yürüyor. Evet. İşte hükümet, AKP hem PKK'nın üzerine yürüyor, hem de neden HDP'nin kapatılmasını istemiyor, hem de çok son dönemde çok dikkat çekici, benim de dikkatimi çekti, başkaları da bu konuyu gündeme getirdi. CHP'nin PKK, HDP ile flörtünü hiç problem etmiyor AKP. Bir başka hazırlığı mı var? Vallahi bence önce şunu söyleyeyim, Vatan Partisi ile AKP'nin farkını anlattınız. Demek ki Türkiye'de terörü bitirecek parti Vatan Partisi, AKP değil. AKP elinde hükümet var ve Yargıtay Başsavcılığına 100. maddesi gereği siyasi partiler kanununun HDP'nin kapatılması için bir talepte bulunabilir Adalet Bakanı aracılığıyla. Bunu yapmıyorsa teröre karşı mücadeleyi tutarlı ve ciddi olarak götüremiyor demek. Bunu yapan kim? Vatan Partisi. Ve bu flörte niye ses çıkarmıyor? Bence tuzağa çekiyor. Şu an yani o flörtün bozulmasını istemiyor. Bakın göreceksiniz önümüzdeki seçimin bütün ana teması AKP'nin bu seçimde siz bölücülerle işbirliği yapıyorsunuz. Sonra sakladığı koz mu bu? Tabii. Yani şimdi bugünlerde söyleseydi çünkü orada bir ürkme var ve vatandaşın çok tepkili olduğunu görüyorlar. Mümkün olduğu kadar yan yana gözükmek istemiyorlar falan. Ama bakın tuzağa düştüler. Yani CHP ve İyi Parti'nin eteklerindeki taşları dökmesini bekliyorlar. Yani kendilerini ortaya koydular. İyi Parti'de bugün Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkmasını savundu. Yarın gazetelerde onu da okuyacağız. Hani İyi Parti PKK'ya karşıydı, HDP'ye karşıydı. Onunla beraber olmazdı. Hepsi ikinci tur şeyiyle, planıyla, HDP ile PKK ile yan yana olan bir hükümet projesinin içine girdiler. CHP'si de, İyi Partisi de. AKP de onları bu tuzağa çok iyi çekti. Yani eğer çok kuvvetli bir bu konuda propaganda yürütseydi bundan çekinebilirlerdi. Yorum konuda şöyle bir yorum var. Aslında ikinci turda AKP'nin bizzat kendisi de HDP ile bir temas arayacak, bir anlaşma, uzlaşma arayacak. Vallahi bu sıfır onun ihtimal. İçin, onun bu için sıfır, böyle bir... Bakın bu sıfır ihtimal. Yani Türkiye'de öyle bir mevzilenme oldu ki göreceğiz işte AKP'nin HDP ile böyle bir temas aramayacağını göreceğiz. Çünkü o köprüler atıldı. O şeydeydi, açılım döneminde zaten AKP ile HDP, PKK beraber Türkiye'yi anayasa... AKP kaybedeceğini görürse de mi yapmaz? Öyle bir olanağı yok. O AKP de bilir ki
HDP'ye ne kadar elin uzatsa, PKK'ya ne kadar elin uzatsa onları CHP'nin ve İYİ Parti'nin yanından koparıp kendi yanına çekemez. Onu bilirler yani. Çocuk değiller. Onun için öyle bir ihtimal ben hiçbir şekilde görmüyorum. Böyle bir şey yok. Yani olursa yani o %1 bile ihtimal görmüyorum. O olduğu zaman da oldu deriz. Ama böyle bir ihtimal yok. Ama şu o daha çok nedir? Şunu da söyleyeyim. En büyük yanlış HDP'nin tabanının PKK'dan yana olduğunu, terörden yana olduğunu düşünmek çok büyük bir yanlış. Güneydoğu'da PKK'ya karşı gittikçe gelişen bir tepki var. Hatta nefret var. Huzur isteyen bir halk var. Onun için kim PKK'ya daha yakınsa o halk onlara oy verecek fikri çok büyük yanlış. Onu da söyleyeyim. Ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine de sürekli olarak belirttim. Güneydoğu'da halk huzur istiyor. PKK'yı istemiyor. Peki o zaman %9,5-10 anketleri ne anlama geliyor? Bu daha çok buralarda çok büyük oyu var. Yani oralarda da belli diyelim, anketlere inanmıyorum ben. Anketler yalan söylüyor. Bakın anketler kurgulanmış ve anketlere de her insan doğru cevaplar vermiyor. Göreceğiz önümüzde. Ama sistem şu anda öyle bir HDP'yi besliyor. Tekrar ve... Tekrar bir can suyu verilmek evet, üzere. Evet, evet, evet. Yani o halka cesaret verebilir. Yani tam Güneydoğu halkı, Kürt vatandaşlarımız tam PKK'dan kopmuşken ve HDP'den kopmuşken şimdi sistem CHP üzerinden, İYİ Parti üzerinden PKK'yı ve HDP'yi öyle bir güçlendiriyor ki orada da tekrar Güneydoğu'da oyların, HDP'den kopan oyların tekrar HDP'ye dönmesinin koşullarını CHP ve İYİ Parti yaratıyor. Zaten kendileri açıkça söylüyorlar. Diyorlar ki %10 barajını geçsin, biz oylarımızı vereceğiz ki %10 barajını geçsin. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi 2015 7 Haziran seçimlerinden beri sürekli olarak HDP'nin meclise girmesi üzerine iktidar projesi yapıyor. Yani Tayyip Erdoğan'a karşı vatansever bir mevziden, milli bir mevziden Vatan Partisi gibi bir mücadele yürütmüyor. Yanına HDP'yi alarak, HDP'yi meclise sokarak, şimdi HDP'yi meclise sokma projesi HDP'yi hükümete sokma projesine döndü. Yani Demirtaş'a biz Cumhurbaşkanı yardımcılığını veriyoruz ne demek? Cumhurbaşkanı hükümeti kuracak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Bakanlar Kurulu'nda Cumhurbaşkanı'ndan sonraki önemli adamlar, yardımcıları. Yani başbakan yardımcıları. Bugüne kadar ki rejimimizde başbakan yardımcısı yap. Şimdi siz teröristi başbakan yardımcısı yaparsanız o zaman bu Mehmetçik kurşun yer, mayın döşenir. Yani sonuç itibariyle o başbakan yardımcısı dairelere teröristi sokacak. Hükümetini çeşitli kurumlarına sokacak. Efendim belediyelere sokacak. Yani devletin içine teröristi alıyorsunuz. Teröristi alıyorlar. Bu çok ağır bir vebal. İlginç bir durum var. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı göstermek istiyor. İşte o da aynı. Tepki geldiği için göğüsleyemediler, ondan vazgeçtiler. Tabii yalnız biraz onlar vazgeçmedi. Yani müttefiklerini razı edemedi. Ama şimdi mesela Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağı açıklamasını yapmaya cesaret edebiliyorlar. Zaten Abdullah Gül'ü önermek de büyük bir cesaret. Dikkat ederseniz bütün cesaretleri Amerika'nın dizinin dibinden. Yani Amerika'nın yanında cesur oluyorlar. Amerika'nın güdümünde büyük bir cesaretleri var. Amerikan projelerinin içine boylu boyunca batmış durumdalar. Ben bunu söylediğim zaman bazı alınan, gücenen insanlar var ama benim görevim bunları Türk milletine söylemek. Çünkü çok umulmayacak insanlardan ben bunları duyuyorum. Evet, tabii bu şuradan geliyor. Tayyip Erdoğan düşmanlığı öyle bir budalalaştırmış durumda ki toplumumuzu, idealler, vatan, millet, hedefler, bunların hepsi de kaybolmuştu. Tek bir hedef kaldı. Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Bunlar çok pişman olacak. Tayyip Erdoğan gidecek ama bunlar Tayyip Erdoğan'ın yerine bir vatansever, Atatürkçü, üretim ekonomisinden yana bir seçenek değil de Amerika'nın öngördüğü seçeneği
getirecek olurlarsa hepsi çok pişman olacak. O, ama öyle bir ihtimal görmüyorum. Tam tersine bu politika Tayyip Erdoğan iktidara daha sağlam gelmesini yol açar. Bu Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutan proje. Çünkü vatandaş Tayyip Erdoğan'ın karşısında Amerika'yı ve FETÖ ile ve PKK ile ittifak yapmış bir projeyi gördüğü zaman oradan kaçıyor. Ha, onun için Vatan Partisi burada tek çare. Yani sonuç itibariyle Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki gerçek alternatif ve Tayyip Erdoğan'ın iktidarına son verecek biricik çözüm Vatan Partisi'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanmasıdır. Efendim süremiz azalıyor. İzleyicilerimizden evet. de çok esaslı sorular geliyor. O sorular önemli. Ama ara verecekmişiz efendim. Tamam, peki. Bir ara verelim. Hem sizlerden gelen soruları Sayın Perinçek'e yönetme fırsatını bulayım. Hem de ekonomiyi konuşacağız. Çok 4.45'e dayandı dolar, biliyor musunuz? Sevgili izleyiciler, bir aramız olacak. Programımız bu tempoyla devam edecek efendim. Değerli izleyiciler, tekrar merhaba. Çıkış yolu devam ediyor. Konuğum Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Doktor Doğu Perinçek. Ben doktor olayına çok önem veriyorum. Hukukçu kimliğinize. Hukuk önümüzdeki dönemde evet. bütün kriz ve kaos şartlarına rağmen evet. hepimize, herkese ve Türkiye'ye çok lazım evet. diye düşünüyorum. Evet. Bu lafı da, bu sözü de daha doğrusu evet. En iyi anlayacak isimlerden birisiniz siz. Cumhurbaşkanı evet. adaylarının hepsinin üniversite diploması var mı? Var. Resmi. Teorik yasal olarak olması lazım. Evet. Mesela Yüksek Seçim Kurulu o konuda noter tasdikli belge istemeyeceğini bildirdi bize. Ben ne doktor. Anlamı geliyor bu? Ben doktora şeyi bir pek iyi dereceli yolladım. Onu saymamış olabilirdi. Kabul etmiş. Ama ona bakarak söylemiyor. Yani evet. Cumhurbaşkanı adaylarının diplomalarının noter tasdikli olmasına gerek yok diyor. Şimdi efendim ben yurt dışına şahsen çıkarken emekli maaşımın ne kadar dolar ettiğini hep bakardım. Evet. Son bir yıldır, son 4 aydır maaşımı dolara çevirmekten vazgeçtim. Feci vaziyetteyim. Evet. Dolar bugün 4.45'i vurdu. Evet. 4.46'yı vurdu. Bu yıl sonuna kadar 8-10 lirayı bile bulabilir. Bilmiyoruz efendim. O ben şimdi, biliyorum. Şimdi bir aylık artış dolarda %8 size evet. bir bilgi özetleyerek vereyim. Evet. Son 4,5 ayda %15-7, %16 diyebiliriz evet. buna. Feci yüksek. Yani bu bir devalüasyon. Büyük bir devalüasyon değil ama orta büyüklükte ciddi bir devalüasyon. Evet, tabii ihracata faydalı. Merkez Bankası'nın Nisan ayında beklenti anketindeki dolar öngörüleri şuymuş. Yıl sonunda 422 kuruşa çıkar diyorlarmış. 4.22'ye. 2018 yılı sonunda. Evet. 2019 Nisan'ında da 4.32'yi bulabilir diyorlarmış. Şu anda 4.45'e. Evet. Nelerin işareti bu? Neyin şimdi habercisi? Bakın bu esas dış ticaret rakamlarına bakmamız lazım. Ocak ayında 9,1 milyar dolar dış ticaret açığımız. Ödemeler açığımız 7 milyar dolar. Yani aylık bunlar. Yani Ocak ayının yalnız Ocak ayın ve bu yılın dış ticaret ödemeler açığı 70 milyar dolar olacak diye tahmin ediliyor. 70 milyar dolar. Zaten 230 milyar dolar acil Türkiye'nin kapısında dış borç var. Yani sonuç itibariyle Türkiye şu anda iflas etmiş durumda. Türkiye ekonomisi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Türkiye'nin önünde derken böyle bir yıl sonra falan filan değil, önümüzdeki aylarda depremler var. Deprem kavramını bizzat Sayın Tayyip Erdoğan kullandı. Hani şunlar olacak. Dış alımda daralmalar, büyük fiyat artışları, işten atmalar, fabrikaların kapatılması. Bugünden şu anda birçok iş yeri kapatılıyor ve iflaslar var. Ve iflası erteleme yönündeki talepler falan
ilan edilmiyor. Ve iş hayatında, dünyasında devamlı konuşuyorum sanayicilerle, tüccarlarla vesaire. Çok ciddi endişeler var ve Türkiye'den para kaçırmalar var. Yani Türkiye'nin muazzam döviz ihtiyacı var ama birikimi olanlarında Türkiye'nin dışına kaçırma. Korku var o konuda. Sadece ekonomik kriz korkusu değil. Siyasal korku var. Tabii şu var. Yani bu ekonomik kriz çok köklü kararları zorluyor ve getiriyor. Orada birçok insan varlık vergileri, bankalardaki döviz mevduatının Türk lirasına çevrilmesi falan filan gibi radikal bir takım kararlar alınacağını görüyor, tahmin ediyor ve selameti Türkiye'den firarda buluyor. Yani ciddi durumla karşı karşıya Türkiye. Yani bu onun için bu dönemden Türkiye büyük çözümle, büyük kararla çıkacak. Türkiye bir devrim sürecine girmiştir. Yani bütün bu veriler, rakamlar Türkiye'nin mevcut sistemin içinde bir çözümünün olmadığını gösteriyor. Yani Amerika'nın dayattığı borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Türkiye üretim ekonomisine geçecek ama o da böyle lafla söylendiği kadar kolay bir şey değil. Ve ciddi sancılar vesaire Türkiye'nin... 3-4 yıldan önce sonuç vermeye başlamaz da zaten. Başlar mesela tarımda falan çok çabuk başlar. Yani Vatan Partisi olursa mazotu 2 Türk lirasına düşürdüğü zaman tarımda çok önemli bir üretim hamlesi olur. Türkiye tarım üretiminde en azından... ithalatta şey olur, daralma olur. Yani birçok tarım ürününü ithal etmez ve kendisi üretmeye başlar. Aynı zamanda Türkiye mecburen o Turgut Özal döneminde dışarıdan işte ucuz oradan alalım küçük orta sanayi ürünlerini, büyük sanayinin yani ürünlerini dışarıdan getirdiğimiz malları verelim. Bursa, Denizli, Kayseri, Gaziantep bütün buralar iflas etsin. Öyle bir çizgi izlenmişti. Şimdi ne yapmak zorundayız? Atıl kapasitesini Türkiye'nin sanayide yeniden canlandırmak zorundayız. Yani makinelerin pasını sileceğiz, yağlayacağız, tekrar çalıştırmaya başlayacağız. Tornacılar, frezeciler vesaire vesaire. Yani öyle bir döneme giriyoruz. Ekonomik krizden, Tayyip Erdoğan'ın sözünden örnek verdiniz. Deprem evet. tanımı yapıyor evet. dediniz. Hükümet farkında. Hükümet gereğini yapıyor mu? Hükümet şu anda bir şey yaptığı yok. Para yani seçim tam tersini. Bir de konut inşaat sektöründe kriz patlamak üzere diyorlar. Şimdi orayı kurtarmak için. İnşaat sektörünü söyleyeyim mi? Dün bizim çok değerli Nazmi Aygün Bey, yani Türkiye İnşaat İş Adamları Derneği'nin başkanı ve Ruhan Bey ile Ruhan Çakıroğlu ile beraber İstanbul'un il yönetiminin bir tekne gezisi vardı. Aynı masada oturuyorduk. 1 milyon konut stoğu vardı bir sene evvel. Şu anda 2,4 milyon konut stoğu var. Yani 2 milyon 400 bin fazladan 2,4 milyon konutu, 2,5 milyon konutu duvar yapmışız. Duvarlar bomboş duruyor. Yani öyle bir ekonomi ki düşünün duvar yapıyor ve ekonomide böyle bir şey olmaz. Bir talebe göre değil. Yani içinde oturan insan yok. Oraya muazzam bir milli sermaye yatırılmış. O duruyor. Ve tabii bunların hepsi bankalara borçlu. Ve banka borçlarının o müteahhitlerin ödeme şansı yok. O nedenle ne olacak? Yani buna da Türkiye'nin bir çare bulması lazım. Konutta doymuş Türkiye. Ancak ne yapılabilir? Hani belki bir takım insanlarımıza o konutlar verilir, devlet destekler, o müteahhitlerin banka borçlarının bir kısmına devlet kefil olur ve Türkiye'nin diyelim konut meselesinde bazı ihtiyacı olan vatandaşlarımıza vadeli 10 sene, 20 sene de ödeyebileceği şeyler. 20 fiyat kırdırdılar falan. Müteahhitlere, KDV'yi ve diğer vergileri, harçları düşürdüler önemli oranda. Evet. Evet. Ve bu stoku eritmeye çalışacaklar. Ama şimdi... Ama bir aylık bir sürede. Hayır, eritmeye... Nasıl eritmeye? 2,4 milyon konutu nasıl eriteceksiniz? 2,4 milyon konutun talebi var mı? Ve 10 milyonluk nüfusa denk düşer bu. Her konutta 5 kişi otursa 12 milyon... Bir sürü insan bunu yatırım diye alıyor biliyor musunuz? Ha?
yatırım olsun diye alıyor. Peki, kendi şahsi ihtiyacı için, aile ihtiyacı için alıyor. Bir, Türkiye'de öyle bir para yok ki. Bakın bunlar çok yanlış. Türkiye'de 2,4 milyon konutu alacak insan yok. Hani 10 bin kişi alır, 20 bin kişi alır, 50 bin kişi alır. O konutları alacak insan yok. Yani ekonominin... lüks konut üretimine ağırlık verdiler. Yani o 2 milyon konutu alacak Türkiye'de insan yok. Oraya girecek, oturacak insan da yok. Duvar yapmışız yani. Hani siper kas, siper doldur diye bir şey vardır ya. Yani ekonominin kendi kanunları, işleyişi, talebe göre yapılan bir konut yok. Bu tabii Türkiye'nin banka sisteminde de çok ciddi depremlerin habercisi. Yani sonuç itibariyle o konutları yapan müteahhitlerin büyük banka borçları var. Ve bankalar o konutları el koysa ne olacak, satma şansları yok. Değil mi? Yani o bakımdan yalnız konut olayı olarak değil, genel olarak dış ödemeler açığı dolayısıyla Türkiye ekonomisi çok ağır bir tabloyla, çok derin sarsıntılarla karşı karşıyadır. Yani buradan Türkiye'nin ancak çok köklü, devrimci diyebileceğimiz kararlarla çıkması gerekiyor. Peki muhalefet farkında mı ekonomideki durumun? Muhalefetin farkında olmadığı şuradan gözüküyor. Bol keseden vaatler var. Ona 500 lira vereceğim, buna 100 lira vereceğim, öbürüne 300 lira vereceğim. Bunlar iktidara gelme şansı olmayan, iktidara gelmeyi ümit etmeyen bir takım güçlerin vaatleri. Yani sonuç itibariyle nereden vereceksin onu? İktidar olmadığı için bol keseden verebilirsin, dağıtabilirsin. Yani iktidarın bu köklü tablo karşısında bir takım çözümlerini ben hiç görmedim, duymadım. Daha çok şu var, oy toplamak için dağıtmak, vermek. Ama kese boş, nereden verecek? Size göre krizin boyutları bir güvenlik sorunu yaratır mı Türkiye'de? Tabii. Şimdi bakın dış tehditle de birleşiyor. Yani Türkiye, Doğu Akdeniz'den, Ege'den, Suriye ve Irak'ın kuzeyinden gelen Amerika, İsrail tehditleriyle de birlikte ele aldığınız zaman çok çok ciddi bir tabloyla Türkiye karşı karşıyadır. Onun için buradan Türkiye otoritesi sağlam, kendi halka dayanan, halktan kuvvet alan ve halkın temel ihtiyaçlarına cevap veren halkçı, devrimci bir yönetimle çıkacak. Türkiye'nin yıllık enerji faturası 50-60 milyar dolar arasında. Evet. Şimdi hem döviz değer kazanıyor, evet, hem de petrol fiyatları artıyor. Evet. Tabii. Yani bu bizim faturamızın yükseleceği demektir. Yani doğru. Eski ucuz petrol dönemi kapanmakta, evet, adım adım. Evet. 80 dolara geldi. Evet, işte burada da Türkiye'nin enerji güvenliğini sağladığı ülkeler Irak, İran, Azerbaycan, Rusya. Yani bu bir Batı Asya Birliği Vatan Partisi'nin öngördüğü enerjisini bu ülkelerden sağlar. Aynı zamanda Türkiye'deki bir üretim atağıyla sanayi ürünlerini, tarım ürünlerini bu komşularına satabilir. Ve bu bakımdan Batı Asya Birliği bir. İkincisi Çin'le ilişkilerimiz. Biz Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirebiliriz Çin'le birlikte. 4 trilyon dolar ellerinde Amerikan doları ve Amerikan kağıdı var, rezervleri var. 4 trilyon dolar. Biz bunu Çinlerle son görüşmemizde de konuştuk. Yani güvenilir bir ülke olduğu zaman Çin için Türkiye, yani şey alanında, güvenlik alanında, yani İslamcı adı altında ortaya çıkan bir takım terör örgütlerini falan desteklemediği zaman ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir şekilde kontrolüne girmeyeceği konusunda güven verdiği zaman Vatan Partisi gibi bir partinin yönetiminde Türkiye Çin'den 300-400 milyar dolarlık bir yatırımı çekebilir. Yani bu sıcak para şeklinde olmaz. Bunu biz de istemeyiz. Çinliler de böyle bir tercihi hiçbir şekilde kabul etmez. Ama Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirebiliriz. Muazzam yatırımlar yapabiliriz. Ve ürettiklerimizde hem iç piyasanın taleplerini karşılayabiliriz. Hem de Türkiye'den Avrupa'ya, Afrika'ya, Asya'ya ve Rusya'ya ihracatta bulunabiliriz. Bir dönüş yapacağım tekrar bu siyasi duruma.
Yani Batı Asya'da bir taraftan kriz etkenleri, savaş etkenleri yükseliyor ama buna karşı da bölgede dinamikler hazırlık yapıyor. Evet. Lübnan'da 6 Mayıs'ta seçim oldu. Irak'ta 12 Mayıs'ta seçim oldu. Daha bu pazar günü seçim oldu. Lübnan'daki seçimi anti-Amerikan güçler kazandı. Evet. Lübnan Hizbullah'ın da içinde yer aldığı evet. İran'a ve Suriye'ye evet. yakın kuvvetler evet. ağır bastı. Amerika kaybediyor. Orada kaybetti. Irak'ta da benzer bir durum kaybetti, oldu. Kaybetti. Evet. Irak'ta mevcut Başbakan Haydar İbadi aslında Amerika'nın ve İngiltere'nin ehveni şer sayarak birinci evet. tercihiydi evet. onun kazanması. Fakat o neredeyse sonlarda geliyor evet. şu anda. Muktede Sadr aslında evet. Şii kökenli ama bir Arap milliyetçisi, evet. bir Irak milliyetçisi. Evet. Onu söylemem lazım. Evet. Onun içinde olduğu ittifak şu anda ağır basmış gözüküyor. Bu iki gelişmeyi de izleyicilerimizle paylaşalım. Bunlar iyi şeyler. İçinde iyi haber. Tabii. Yani Türkiye'de de kimlerin yükseleceği, kimlerin kazanacağı konusunda bir işaret olarak görülebilir. Bölgemizde şimdi, durum bu. Başka şeyler de var ama artık ben izleyicilerimizden gelen sorularımıza bakalım diyorum. Şöyle bir durum var. Hemen daha yeni taze konuştuğumuz konu. HDP'nin kapatılması konusu. Evet. Seyfettin Gezer Bey demiş ki parti kapatmak çözüm olsaydı şu anda ne HDP ne de AKP olurdu diye düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız gerçekler bunlar. Saygılarımla demiş. Evet parti kapatmak çözümdür. Yani hele böyle savaş durumlarında şimdi şöyle düşünelim. Mustafa Kemal Atatürk eğer Şeyh Said'e efendim Seyit Rıza'ya yasal parti kurma hakkı tanısaydı o terör örgütlerine, o zamanki o isyancılara acaba Cumhuriyet diye bir şey olur muydu? Kemalist devrim olur muydu? Türkiye bağımsızlığı bütünlüğünü koruyabilir miydi? Yani parti kapatmak çözüm değildir diye. Bu sistemde siz köklü çözümler üretemediğiniz için parti kapatmak yeterli bir çözüm olmayabilir. Ama başka çözümlerle birlikte yani teröre karşı yumruğunuzu göstereceksiniz. Bakın teröre özgürlük olmaz. Sorulara bakın. Teröre özgürlük olmaz. Teröre demokrasi olmaz. Bölücü teröre karşı demokrasi, özgürlük bilmem ne savunursanız Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü koruyamazsınız. Karşı tarafta sizi bölmek isteyen bir Amerika var ve ona alet olan PKK gibi, HDP gibi güçler var. Bu güçleri yasal alandan en azından uzaklaştırmanız lazım. Sonuç itibariyle ne yapıyorsunuz? Mehmetçiğin kan vererek, can vererek savaştığı unsurları öpe yandan siz ona 90 milyon Türk lirası 3 ay içinde veriyorsunuz devletin hazinesinden. Alıyorsunuz onu parlamentoya sokuyorsunuz. Türkiye'de söz sahibi yapıyorsunuz. Belediyeleri ona bırakıyorsunuz. Bu şekilde terör problemi çözülmez. O bakımdan parti kapatmak gereklidir, çözümdür. Yani siyasi partiler kanununda tanımlanmış olan Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı, cumhuriyete karşı faaliyetin odağı haline gelmiş olan, Türkiye'nin bağımsızlığına karşı kurulmuş olan partilerin kapatılması gerekir. Şu soruya, bu soruyu biz konuşmamış evet. da sayılabiliriz. Alper Koç Bey sormuş. Amerika Türkiye'ye savaş açar mı? Yani İran'dan sonra sıra Türkiye'de mi acaba diye sormuş. Sıra şu anda Türkiye'de. Bakın bu biz hep böyle kendimizi İran'ın arkasına koyup duruyoruz. İran'da şey var mı? Hendekler kazıldı mı? İran'da terör, PKK terörü bizim Türkiye'deki boyutlara ulaşabildi mi? İran Afrin'de savaşıyor mu? İran efendim sınır boylarında o harekatları yapmak zorunda kalıyor mu? İran Zeytin Dalı harekatı, ondan evvel Fırat Kalkanı harekatını yapmak zorunda kaldı mı? Yani Türkiye İran'dan çok daha önce hedef oldu. Türkiye'de o kadar Amerika Birleşik Devletleri tarafından güdülen PKK'nın kurbanları var. İran'da öyle bir kurban yok. İran'da teröre can vermiş insan sayısı Türkiye'nin onda biri kadar bile değil. Onun için İran hedef biz ondan sonra ikinci geliyoruz değil. Biz birinci, Amerika'nın birinci hedefi olduk. Arkada bu kadar can verdik, kan verdik. Ülkemizde bombalar patladı, mayınlar patladı. Biz hala diyoruz ki biz İran'dan sonra. Şöyle bir benzetme yapmıştım. Çok yanlış. Bir askerle konuşurken.
Amerika İran'ın Suriye'den çekilmesini istiyor. Yani bir anlamda karından istiyor. Karından vazgeç diyor. Türkiye'de ise ana parayı istiyor. Çünkü biraz diyor evet. Seni bölelim diyor. İran'da Ergenekon, Balyoz gibi tertipler olabildi mi? Düşünün Türk ordusunun komutanlarını ve Vatan Partisi yöneticilerini Amerika Türkiye'de hapse attı. Binlerce subayı ve Vatan Partisi'nin bütün yönetim kadrolarını. İran'da böyle bir şey oldu mu? Yani İran'da da bu tür denemeler oldu ama işte gördük son derece etkisiz kaldı. Soru çok hızlı gidelim isterseniz. Evet, hızlı hızlı gidelim. Vatan Partisi'nin Beşar Esad hakkında bir eleştirisi var mı diyorlar? Yani şimdi o eleştiriyi Suriye halkına bırakalım. Yani Vatan Partisi'nin işi komşu ülkelerin yöneticilerini eleştirmek değil. Tam tersine Vatan Partisi'nin Beşar Esad'a teşekkürü var. Niçin? Şunun için teşekkürü var. Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesine karşı aslanlar gibi 2011 yılından beri 7 yıldır savaşıyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin toprak bütünlüğü için savaş. Amerika İran'ı Suriye'yi bölebilseydi Türkiye'nin bölünmesi konusunda tehlike çok daha ciddi boyutlara ulaşacaktı. Onun için biz eleştiriyi bırakalım ve Beşar Esad'a teşekkür etmeye bakalım. Rusya, İran, Suriye, Çin hep buralar. Avrupa ülkeleriyle ilişkimiz nasıl olacak? İyi olacak. Vatan Partisi yönetiminde biz Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman Almanya'yla en başta olmak üzere İngiltere, Fransa'yla ilişkilerimiz bugünden çok çok daha iyi olacak. Türkiye'nin yöneticileri o zaman Cumhurbaşkanı Alman yöneticileri hakkında Nazi, ırkçı falan gibi ifadeler kullanmayacak ve Türkiye'nin üçüncü ticaret ortağıdır Almanya. En çok ihracat yaptığı Türkiye'nin ülke aynı zamanda Almanya'dır. Almanya ile aynı zamanda orada 4 milyon civarında vatandaşımız yaşıyor. O bakımdan Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olması kaçınılmazdır, mecburidir. Ve burada Vatan Partisi çok kararlı bir siyaset izleyecektir. Bu tabii Almanya'nın siyasetini de etkileyecektir. Onların Amerika'dan kopması, yönlerini Çin'e, Rusya'ya doğru çevirmesi aynı zamanda Türkiye için de çok önemli bir olanaktır. Diğer Cumhurbaşkanı adaylarına, diğer beş adaya bir televizyon yayını, ortak televizyon yayını çağrısı yapmayı düşünüyor mu? Tabii çok iyi olur. Çok yani milletimizin karar vermesi için ve önündeki seçenekleri değerlendirebilmesi için Cumhurbaşkanı adaylarının televizyonlarda tartışmalar yapmalarında çok büyük fayda var. Buğra Özçoban Bey sormuş. Seçimin özellikle ilk turunda AKP'nin imzasız, mühürsüz demek istiyorum, imzasız evet. Değil de oy pusulaları yoluyla bir seçim hilesi mümkün mü? Hile olursa ülkemizde ne gibi toplumsal... Hileye izin vermeyeceğiz. Hileye izin vermeyeceğiz. Bu 200 bin üzerinde sandık var. 200 bin sandığın başına 200 bin gözlemci koyuyoruz. Oralardan çıkan bütün sonuçları ilçelerde, illerde ve genel merkezde toplayacağız. Onun için hileye izin vermemek elimizdedir. Yani biz şimdiden böyle bu hile laflarını dolandırmak yerine hileye izin vermeme çizgisini izliyoruz. Hileye izin vermeyenler savaşı kazanır. Hileye izin verenler kaybeder. Onun için hile olacak varsayımına göre değil, hileye imkan vermemek, hile yapmak isteyenleri bu tavırlarında mahkum etmek ve etkisiz hale getirmek diye bir siyasetimiz var. Hileye izin vermeyeceğiz. Bir izleyicimiz ismini söyleyeceğim. Koyu bir CHP'li olarak sizi severek izliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Perinçek'i ve bizi dinleseydi Türkiye bu noktaya gelmezdi demiş Zekeriya Bostancı Bey. Evet. Şimdi bir Chatham House problemi var. Evet. İsmail Arslan Bey demiş ki uzun oldu. Londra'daki. Evet. Daha önce orada Gül konuştuğunda eleştiriler yapmıştı. Tayyip Erdoğan'ı destekçileri. Şimdi gitti orada
Tayyip Erdoğan'ı kendisi konuştu diyorlar, diyor. Ondan sonra işte gündemde Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantörlüğünün kaldırılması var. Türk askerinin çıkarılması var. Mustafa Akıncı'nın teklif ettiği Rumlu'ya. Bir risk var mı burada diyor Sayın İsmail Arslan. Tayyip Erdoğan'ın İngiltere seyahatinin arka planı. Bence seyahatlerden ve konferanslarda, toplantılarda, konuşmadan bir tehlike gelmez. Ama izleyeceği politikadan tehlike gelir. Şu, mesela Suriye'ye hala yan bakan ve Suriye devlet yöneticileri hakkında devlet terbiyesi ve devlet tavrıyla bağdaşmayan açıklamalar yapan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sorunlarını çözemez ve Türkiye'yi tehlikeler karşısında savunmasız bırakır. Bunu söyleyebiliriz. Ama Chatham House'a gitti diye, sırf Chatham House'a gitmekten dolayı Türkiye'nin başı belaya girmez. Beni de davet etmişlerdi Chatham House'a. Öyle mi bakayım? Ha, şeydi ama, bakın ne zaman? 2008 yani şey öncesinde. Ergenekon öncesinde. 2006 falan gitmedim, ayrı mesele. Ama gitmek de şey değildir. Hiçbir zararı yok. Gidilir, gidilmeyecek bir şey yok. Şimdi siz orada gidip ne yapacağınıza bağlı, ne söyleyeceğinize bağlı. Eğer teslim olursanız onlara, değil mi? Mesela ben 1991 yılında bana dünyanın en büyük gazeteci ödülünü vermek için Lüksemburg'a davet etmişlerdi ve gittim orada. Avrupa Birliği'nin o zamanki başkanı olan Poulos'la görüştüm. Yani Avrupa Birliği'nin en büyük adamıyla görüştüm. Ondan sonra ödül vereceklerdi. Bütün Lüksemburg, Alman gazeteleri manşetler attılar falan. Orada gidip Kürt meselesinde elinizi Türkiye'den çekin, Amerika'nın, Avrupa'nın bu meseleye müdahalesine karşıyız dediğim için ödül vermeden geri döndüm. Ödülü almadan. Ödül vereceğiz diye davet ettiler. Düşünün, ödül için tören yapıldı, ödül için kokteyl yapıldı. İlk gittiğimde Poulos'la, yani Avrupa Birliği'nin en yüksek adamıyla, ki bizim Türkiye'de hiçbir yönetici, başbakanlar falan dahil o düzeyde insanla görüşmediler. Onunla görüştüm, fotoğraflar çektirildi, basında yayınlandı falan. Fakat bütün o süreçte Kürt meselesine elinizi sokmayın şeklindeki beyanatların üzerine ilk önce geldiler. Ha, böyle söylemezseniz Sayın Perinçek falan nasıl olur gibi böyle çekingen önerilerde bulundular. Ben de tabii onların önerilerini dikkate almadım ama ödül töreni için yapılan kokteyl, ki Avrupa'nın en büyük bankacıları, sermaye sahipleri, Avrupa Birliği parlamentosunda İlk konuşan Türk'üm. Orada konuşma yaptım. Bakanlar vesaire dinlediler ama o ödül töreninde ödülü vermediler. Ben de niye vermiyorsunuz demedim ve Türkiye'ye döndüm. Şimdi bir izleyici talebi. Ben şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Bu Filistin'de İsrail'in zulmüne karşı mesela TGB, Vatan Partisi, bugün neden yaptık tepki göstermedi? Efendim diye. Nasıl göster? Bugün İsrail konsolosluğu önünde. Cemal Coşkun Bey. Evet. Cemal Bey, bu uyarınıza teşekkür ederim. Bize doğru güzel bir soru soruyorsunuz. Vatan Partisi tepkisini gösterdi. Ayrıca bugün İsrail konsolosluğu önünde İstanbul İl Yönetimimiz ve İstanbul İl üyelerimiz bir gösteri yaptılar. Protesto ettiler. Tepki göstermez olur muyuz? O bizim görevimiz. Ama bakın, mesele lanetlemek değil yalnız. Şunu görebilmek. Vatan Partisi'nden başka İsrail ve Amerika'nın Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı askeri manevralar yaptığını Türk milletine açıklayan bir parti var mı? Bir hükümet var mı? Bu daha önemli. Ama tepkimizi gösterdik. Gösteriyoruz ve yarından sonra da devam ediyoruz. İşte bu tepkimiz burada. Cemal Coşkun arkadaşımıza şey yapalım. Tepkimiz burada. Şimdi bir izleyicimiz. Bu da bir tepkimiz, evet. Bu önümüzdeki seçimlerin çok şey bir sorusu olacak. Hep tartışılan, evet, bir sorusu olacak galiba. Bunu görüyor değil mi?
izleyicilerimiz. Tabii tabii görüyor. Bakın görüyor, tepkiyi görüyor. Görüyorsunuz evet. Evet, yani büyük İstanbul kitlesel bir gösteri evet. Şimdi işte seçimler ikinci turu konuşuluyor. İkinci evet. turda Vatan Partisi'nin eğer kalamazsa ikinci tura nasıl bir tavır alacağı. Bir tarafta Meral Akşener ve Muharrem İnce'den birisi olacak. Eğer Doğu Bey ikinci tura kalamazsa bir tarafta Tayyip Erdoğan olacak. Neden onları desteklemiyorsunuz? Neden Tayyip Erdoğan bu kişilerden daha iyi görülüyor diye bir soru var. Evet, bu çok yanlış bir soru. Bir kere biz kesinlikle Cahit Kaşmaz Bey sormuş. Evet. Birinci turda seçimi almayı hedefliyoruz. İkinci tura kesinlikle en azından kalacağız ve ikinci turda bulunmayacağımıza dair bir varsayımı konuşmayı son derece yanlış görüyoruz. Bu vatandaşın bize olan güvenini sarsan bir tavırdır. Çok önemli. İkincisi ne olacağı o koşullarda, o koşullarda otururuz Vatan Partisi olarak toplanırız, kararlar alırız ama kesinlikle Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz diye bir şey yok. O konuda Cumhuriyet Gazetesi'nin yalanını buradan bir kez daha söylüyorum. Bütün yalanlarını, dolanlarını toplasın, gelsinler. Bakın yalandan başka da bir çareleri kalmadı. Hiçbir yerde ben ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz diye bir şey söylemedim. Söylemem çünkü ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz. Ama ikinci turda PKK ile FETÖ ile birlikte, Amerika ile birlikte efendim iktidar projelerine girenlerin de bizden hiçbir beklentileri olamaz. Çünkü biz bunu aylarca önceden, hatta yıllarca önceden ilan ettik. Dedik ki biz FETÖ ve PKK'nın yanında, Amerika'nın yanında hiçbir zaman olmayacağız. Siz galiba şöyle bir açıklama yaptınız geçtiğimiz günlerde. İşte cezaevinde gidip Demirtaş'ı destekleyenlerle, ben mealen söylüyorum, tam bu kelimeleri kullanırız. Tabii gene bakın bu bizim... O desteklemeyiz dediniz. 2-3 yıl önceki karar, o bana sorulduğu zaman Muharrem İnce'yi destekleyecek misiniz diye sorulursa öyle cevap veririm. Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek misiniz diye sorun. Bakın şimdi cevap veriyorum. Tayyip Erdoğan'ı kesinlikle desteklemeyeceğiz. Biz bu seçimi kazanacağız. Bu olağanüstü bir süreçtir. Biz bu seçimi kazanmak için giriyoruz ve milletin oylarına talibiz. Onun için biz bir kere yarın mahcup olacağımız, boynumuzu eğeceğimiz bir seçeneğin içinde olmayız. Yani Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı önereceğini biraz evvel burada gördünüz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili söylüyor. Biz diyor Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı önereceğiz. Peki PKK'yı işte şurada. PKK'yı hükümete alan bir seçeneğe biz destek olur muyuz? Bu halk bizim yakamıza yapışmaz mı? Bunu bize soranların vatanları yok mu? Bunu bize soranların teröre karşı mücadele diye bir sorunları yok mu? Bunu bize soranların Mehmetçi'ye bir borçları yok mu? Mehmetçi'ye kurşun atanları hükümete almak, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak, Türkiye'ye mayın döşeyenleri hükümete almak, buna karşı tavır yalnız Vatan Partisi'nin görevi mi? Bu soruyu soran arkadaşların böyle bir görevi, böyle bir sorumluluğu yok mu? Yani Türkiye'de çıldırmış durumda bazı unsurlar. Kafayı takmışlar bir tek Tayyip Erdoğan'a düşmanlıktan başka hiç bir şey görmüyorlar. Ne terörü görüyor, ne FETÖ'yü görüyor, ne Amerika'yı görüyor, ne Türkiye'ye yönelik tehditleri görüyor. Tutturmuşlar bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Peki onu programınız ne? Amerika ile birlikte, PKK ile birlikte Tayyip Erdoğan'ı devirdiniz. Ne oldu? Deviremezsiniz ki o zaman. Bu millet sizin arkanızdan gider mi? Evet. İki tane şahsi soru. Hasan Atilla Uğur ve Soner Polat neden Vatan Partisi adına açıklama yapmıyor? Niye yapmasınlar? Soner Polat komutanımız. Her gün yazıyor neredeyse. Her gün yazıyor. Hasan Atilla Uğur'a da daha dün ama Soner Polat karar... komutanımızın sağlık sorunları var. Sağlık sorunları var ama aşıyor onları. Çok hızlı bir şekilde düzeliyor. Sürekli olarak aydınlık... Kendisini saygıyla selamlıyorum. Saygıyla selamlıyoruz. Merkez Karar Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarımızda da Sayın Hasan Atilla Uğur arkadaşımız, komutanımız katıldı. Ondan sonra onunla da devamlı görüşüyoruz. Vatan Partisi adına her ikisi de açıklamalar yapıyorlar. Benim dikkatimi çekmemişti. Bir izleyicimizin dikkatini çekmiş Mert Yener Bey'in. Muharrem İnce'nin sadece sizi ziyaret etmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir randevu istediler mi sizden?
benimle görüşeceğine dair bir açıklama yapmıştı. Daha sonra beni ziyaret etmeyeceğini açıkladı. Ben bunun üzerinde durmuyorum. Yani zaten o ziyarette ne görüşeceğiz? Ben Sayın Muharrem İnce'ye diyeceğim ki siz nasıl Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığını teklif edersiniz ve niçin gittiniz cezaevinde onu hapisten çıkartma şeklinde bir tavır aldınız? O bana ne diyecek ve o görüşmenin ne faydası var? Onun için beni ziyaret etmemesi son derece isabetli bir tercih. Yani faydasız görüşmeler yapmamak lazım. Yani İnce'nin sizle görüşmekten vazgeçmesini dert etmiyorsunuz. Niye dert edeyim? Yani ayrıca bence isabetli de görüşüp de oradan üzüntüyle çıkacağımıza hiç görüşmemek çok daha iyi. Çünkü onlar bir yol çizmişler. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na HDP'yi bırakın onu dışlayalım. Siz bizim Cumhurbaşkanı adayımız olun diye daha bir ay önce önerdim. 3 kere telefonda konuştum Sayın Kılıçdaroğlu'na. Vatan Partisi, İyi Parti, CHP üçümüz birlikte seçime girelim. Ve Cumhurbaşkanı adayımız da en çok milletvekili olan parti olduğunuz için bu üçü arasında ve parlamentoda olduğunuz için siz CHP Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayımız olun diye Sayın Kılıçdaroğlu'na o zaman önerdim. Kendisi de bu teklifi kabul ettiğini söyledi ve herkese de söyleyebilirsiniz dedi bu teklifi kabul ettiğimi ama diğerlerini ikna edelim dedi. Kabul ettim dedi. Kabul ettim dedi. Ama yani aday olacaktı. Yani bana kabul ettim dedi. İyi Parti'yi ikna edemedik. Yani şeyi tercih ettiler. HDP'yi sonuç itibariyle tercih ettiler. Yani dikkat ederseniz bu şeyde süreçte Vatan Partisi sistemin dışladığı partidir. Çünkü buradan çıkış yolunu Vatan Partisi temsil ediyor. Sistem bütün dikenlerini ve koruma aletlerini Vatan Partisi'ne doğru yöneltmiş durumdadır. Bu da Vatan Partisi'nin üstünlüğüdür. Buradan evet. Türkiye Vatan Partisi ile çıkacak. Gene Mert Yener Bey'den ikinci bir başka soru. Evet. Bildiğim kadarıyla Vatan Partisi bir seçim yardımı almadı diyor. Evet. Hazine size para vermedi. Almadı dedi. Evet. Basının durumu da ortada. Evet. Size yer vermiyorlar. Evet. Bu şartlar altında kendinizi halka nasıl anlatacaksınız? Vallahi Mustafa Kemal Atatürk'e İstanbul basını hiç yer vermiyordu. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün ne Erzurum Kongresi ne Sivas Kongresi'ni verdiler. Eşkıya olduğunu söylüyorlardı. Hakaret ediyorlardı. Hatta büyük taarruzdan sonra Mustafa Kemal'in Yunanlar tarafından esir edildiğini bile yazdılar. Ama basın bir ülkenin kaderini belirlemez. Biz de bunları gördüğümüz için bakın diğer partilerden farklı olarak kendi basın araçlarımızı yarattık. Halkın basın araçlarını yarattık. Vatan Partisi devrimci bir partidir ve sistemin güçlerinden medet ummaz. Kendi araçlarını kendi yaratır. Peki ben yeri gelmişken hazır izleyicimizi açmışken sorayım. Siz ne zaman bildirgenizi açıklayacaksınız? Gerçekten neye ağırlık vereceksiniz? Mitinglere mi yoksa başka alanlara mı? Basını nasıl kullanacaksınız? Evet. Bildirgemiz son şeklini almak üzere Merkez Karar Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu toplantılarımızı yaptık. Ve bildirgenin ana hatları konusunda görüş birliğine vardık. Siklet merkezi ağırlığı ne olacak? Şöyle herkese iş, üreten millet, teröre son, güçlü devlet. Tek çözüm Perinçek. Yani herkese iş, üreten millet. Yani herkesin iş sahibi olmak. İş ve huzur vaat ediyorsunuz. Herkese iş. Herkese iş. Dolayısıyla üreten bir millet olacağız. Ve üretim ekonomisiyle buradan çıkacağız. Teröre son, güçlü devlet. Önümüzdeki dönem güçlü devlet çok önemli. Bu tehditler karşısında hem içte hem dışta güçlü bir devletle Türkiye buradan çıkar. Onun için Vatan Partisi güçlü devleti örgütleyecek olan iktidar seçeneğidir. Merakımı lütfen evet. Giderir misiniz? Buyurun. Bütün partiler bildiğim kadarıyla özellikle parası olanlar reklam şirketleriyle çalışıyorlar. Evet. Bu işin profesyonelleriyle çalışıyorlar. Evet. Sizin böyle bir girişiminiz var mı? Vallahi bu çok yanlış.
reklam şirketleri Türkiye'nin meselelerini bizim kadar bilemez. Ama bildiğimiz reklam şirketleri değil bu konu yani. Seçim onlar kampanyası. O zaman niye parti kurduk? Yani eğer biz kendi programımızı, kendi sloganlarımızı, kendi strateji ve taktiklerimizi belirleyemeyecek kadar zavallıysak ve bunu Amerikan şirketlerine, yok İtalyan, yok Alman şirketlerine emanet edemeyiz. Yabancı olması şart değil, Türk. Türklere de emanet edemeyiz. Yani sonuç itibariyle bir parti ideolojidir, programdır, siyasettir, stratejidir. Reklam şirketleri bunu belirleyebilir mi? Hadi sizi bir konuda bağlayayım. Gelecekte hiçbir zaman böyle bir profesyonel şirkette çalışmayacak. Hayır. Bağlıyorsunuz. Hiçbir şekilde. Hiçbir zaman. İsterse dağlar kadar paramız olsun. Çünkü bu aklımızın olmadığını, sistemin içinde olduğunu, kendimizin program, siyaset üretemediğini, slogan üretemediğini gösterir. Program üretmek değil. Bunu kampanyaya çevirmek, sloganlaştırmak anlamında. İşte onların hepsi reklam, bakın, reklam şirketleri zaten bunları yapıyor. Kampanya bakın, reklam şirketleri, bakın biz burada diyelim limonata satmıyoruz. Gazoz satmıyoruz. Gazozun reklamını reklam şirketine verebilirsiniz. Veyahut da şampuanın reklamını reklam şirketine verebilirsiniz. Ama bir partinin reklamı reklam şirketine verilmez. Çünkü o parti o reklamı ya da o tanıtmayı, o programı, o propagandayı yapmak için kurulmuş. Ve bir programı, bir siyaset ideolojisi yönünde yapacak onu. Reklam şirketi senden değil ki. Reklam şirketi para kazanmak isteyen bir güç. Senin program, mesela Atatürk'ü reklam şirketinin yönlendirdiğini düşünebiliyor musunuz? Bugünün şartları farklı. Hayır efendim. Yani bakın, bugünün şartları da reklam şirketine bir devrimci parti, halkçı parti, emek partisi, emekçi parti reklam şirketine emanet edilmez. O parti olmaktan vazgeçmektir. Bildirgenizi ne zaman açıklayacaksınız? Bildirgemizi 3-4 gün içerisinde matbaaya veriyoruz ve açılacağız. Basıldıktan sonra mı? Yani basıldıktan sonra tabii. Çünkü bir basına da herhalde bir açıklama yapacağız. Bu basına da bildirgemizi peki, vereceğiz. Peki temel aracınız ne olacak halka giderken? Miting mi? Tabii en önemlisi mı, şu anda mitingler mu? Diyelim bir miting, iki miting. Tabii mitingler parayla yapılıyor. O çok önemli. Yani bizim de belli maddi imkanlarımız var. Fakat esas olarak biz kaç milyon televizyon liralık şeyiniz var, bütçeniz var? Ya onu buradan söylemeyeyim. Yani çok mütevazı olduğunu zannediyorum. Sizin sandığınız gibi değil. Bize insanlar evlerini bağışlıyor, arsalarını bağışlıyor, efendim apartmanlarını bağışlıyor, maddi imkanlarını, banka şeylerini bağışlıyor. İşte daha yeni biliyorsunuz. Ankara'da 7 katlı genel merkez binası aldık. Tamamı insanların bağışıyla. Yani Vatan Partisi'ne fedakarlıkla büyük kaynak yaratan yurtsever bir kesim var. O zaman televizyona ağırlık vereceksiniz. Televizyonlar, ondan sonra çeşitli toplantılar vesaire. Tabii mitinglerde yapacağız. Mesela bu her yörenin önderleriyle sanayi odalarından, tabii, ticaret odalarından, tabii mesela şimdi kitle örgütü yöneticilerinden katıldığı daha dar ama derinlikli toplantılar. Onlar da yapacağız. Mesela Antalya'dan Sanayi ve İş Adamları Derneği'nin daveti var. Orada yine Antalya'da çeşitli sanayici gruplarının, ticaretle uğraşanların grupları var. Türkiye Sanayi ve İş Adamları Derneği ile buluşacağız, görüşeceğiz. TÜSİAD'a gideceksiniz. Tabii. Nihayet siz de gideceksiniz. TÜSİAD, şu anda TÜSİAD Vatan Partisi'ne en yakın TÜSİAD. İddialı bir laf. Dünya ekonomisinin merkezinin doğuya kaydığını belirtiyor. Türkiye'nin geleceğinin üretimin doğuda olduğunu, Asya'da olduğunu, Türkiye'nin geleceğinin Asya ile ilişkilerde olduğunu belirtiyor. Atlantik sisteminden kopuyor. Türkiye'de en büyük patronlar bunu söylüyor. Şangay İşbirliği Örgütü'ne yöneliyor. O bakımdan TÜSİAD'ın en yakınındaki parti Vatan Partisi şu an. Yani milli sanayici eğilimlerini... Dolayısıyla siz de TÜSİAD'a en yakın parti oluyorsunuz. Biz bütün emekçileri ve bütün Türk milletini, yani bizim Vatan Partisi işçinin, çiftçinin, küçük esnaf ve zanaatkarın, tüccar ve sanayicinin, yani Türk milletinin bütün bu üretici kesimlerin menfaatlerini birleştiren ve ortak hükümetini kuracak olan partidir. TÜSİAD'da yan yana olmaktan hiçbir probleminiz yok. Hayır, hiç yok. Güzel.
çok. Çünkü dediğim gibi TÜSİAD'ın kendisi Atlantik sisteminden kopmuş durumda. Türkiye sanayi ve tüccarlarının geleceği Asya ile bütünleşmekte. Bir soru. Evet, sormak sormaya değer. Cuma günü yeni kapıda miting var. Evet. Kudüs mitingi. Evet. AKP'nin bütün milleti davetli ve parti adına olmadığını galiba söylediği, evet, bir şey. Evet. Buraya katılma ne diyorsunuz? İnsanlarımız katılıyor. İyi bir şey. Kudüs konusunda Filistin halkıyla dayanışma yapılan bir miting. Yani kendi taraftarlarınız da buraya katılmasını. Yani şu anda bu konuda bir değerlendirme yapmış değiliz ama insanlar katılıyorsa kötü bir şey yapıyor değiller. Yani sonuç itibariyle bir cumhurbaşkanı seçimine gidiyoruz. Tayyip Erdoğan bizim rakibimizdir. Ve aslında iki tane gerçek rakip Tayyip Erdoğan'la Doğu Perinçek'tir. Bu ortamda tabii bu rekabet koşullarına da dikkat etmemiz lazım. Ne kadar biz parti adına yapmıyoruz deseler de sonuç itibariyle bu seçimde Tayyip Erdoğan'a oy devşirmek için yapılan bir miting olmasını da gözden görmezden gelemeyiz. Bir soru, ben de biraz katılamadığım bir soru. Ya da neyse, size sorayım ben onu. Önce konuştuğumuz bir soru ama izleyicimiz Ufuk Bey sormuş. Soyadını maalesef arkadaşlar çok kötü yazmışlar. Yanlış söylememek için okumayacağım. Dolayısıyla bu soruları not alan arkadaşlar el yazısıyla göndereceklerse lütfen benim okuyacağım tarzda olsun. Benim okumam biraz kıttır. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili, Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili öngörüsü diyor. Bir Dünya Savaşı'ndan gidiyor diyor. Biz bölgesel savaş konuştuk. Evet. Yani ben şahsen Dünya Savaşı tehlikesini pek görmüyorum. Onu söyleyeyim. Ama bölgemizde bir savaş tehlikesini ciddi olarak dikkate almamız lazım. Ama mesela Alman Başbakanı bir süre evvel dedi ki bizim iki müttefikimiz Amerika ve Türkiye savaşabilir dedi Batı Asya'da. Ya. Dün, bugün Fransa Dışişleri Bakanı bir savaşa doğru Batı Asya gidiyor dedi. Yani benim dışımda da çeşitli önemli siyaset adamları bulunduğumuz bölgede bir savaş tehdidini ciddi olarak değerlendiriyorlar. Şimdi bunun cevabını siz veremezsiniz ama da verirsiniz belki. Halk Doğu Bey'in birikiminden neden yeteri kadar faydalanmıyor diye sormuş. 60 tane kitabım var. Faydalanıyorlar herhalde ki o kitaplar satılıyor. Çok satılıyor, ilgi görüyor. Pardon, kitapların telifini alıyor musunuz? Çok sıkışınca. Yani esas olarak telif almadan kaynak yayınlarına yıllarca verdim falan ama diyelim ailemizde böyle bir hastalık bilmem ne falan bir para ihtiyacı falan olduğu zaman. Çünkü ortalama %10-12 civarında bir telif var tabii, üst fiyat üzerinden. Siz de 60'a yakın kitap ve bir kısmı da oldukça hala bilmem ya kaçıncı baskıda. O kitaplarla ben normal telif alsam zengin olurdum. Tabii 60 bayağı çok. Yani, bir de mesela içinde 13 baskı 15 baskı yapan kitaplarım var çok sayıda. Peki efendim. Emeklilerle ilgili diyor bir Değirmenci Adana'dan soyadı Murat Değirmenci, evet, Bey. Şey istiyor, vaat istiyor sizden. Emeklilere ayda 100 bin lira maaş vereceğiz. Tamam, bu kadar. Bakın. bu bakın Türkiye öyle bir yere gidiyor ki, bunu şaka olarak söyledim. Yani öyle bir enflasyon dönemi var ki Türkiye'nin önünde. Böyle 100 bin falan gibi laflara kanmasın milletimiz. 100 bin lira bugünün 1000 lirasından alım gücü olarak çok daha düşük olabilir önümüzdeki süreçte. Çünkü yani bir, kriz demek enflasyon demek. Yani fiyat para, yükselişleri, enflasyonlar demek, evet, vesaire falan onu görmemiz lazım. Yani siz de devalüasyondan bahsettiniz. Tabii devalüasyon ihracatı teşvik eder, ithalatı daraltır ama sonuç itibariyle önemli fiyat artışlarını da getirir. Onun için Türkiye'de de devalüasyonlar her zaman hükümet köklü hükümet değişiklikleriyle sonuçlanmıştır. Bunları da görmemiz lazım. O, yani emeklilere ne vereceksin? İşte parti liderleri söylüyor. Bol keseden
veriyorlar. Şunu söyleyelim, biz bütün millete önümüzdeki dönemde asgari ihtiyaçlarını karşılayacakları, kimsenin fukaralık çekmeyeceği, açıkta kalmayacağı, herkesin iş sahibi olacağı, herkesin çalışacağı, sadaka değil, yani yırtık yamamayacağız, elbise dikeceğiz. Bakın, sadaka vermeyeceğiz, iş vereceğiz. Sadakaya son veriyoruz. Sadaka olarak ayırdığımız kaynakları ücret olarak çalışan insanlara vereceğiz. Bunlar çok önemli. Bu aynı zamanda ahlaki yozlaşmayı önlemek bakımından ve erdemli insanlar toplumu kurmak bakımından da çok çok önemli. Şimdi Oktay... Ah gene soyadını okuyamıyorum. Ah arkadaşlar. Şimdi bilgisayarla herkes yazdığı için el yazıları... El yazı ama çok da şey... Yani her anlama gelecek harfler var. Neyse. Engelli maaşlarıyla ilgili Oktay Bey'in İstanbul'dan... Engelli. Engelliler özür maaşlarıyla evet. ilgili. Bence engellilerin mümkünse olabildiği kadar... Bakın engellilere onurlu gidip. Bir konum. Hani her engellinin yapabileceği bir iş var. Onun için işte engellilere yardım yapacağız, sadaka vereceğiz. Yani bu çok büyük bir yanlış. Bütün engellilerin dünyada... Bakın Hawkins'i düşünün. Değil mi? Geçen de kaybettik. İşte dünyanın en büyük fizik alimiydi. Engelli değil de engellinin engellisiydi. Ne konuşabiliyor, ne hareket ediyor. Sadece gözlerini kırpıştırabiliyordu. Bir de onu kırpıştırıyordu ama dünyanın en büyük fizik alimlerinden biriydi. Onun için her engellinin yapacağı bir iş var. Biz engellilere toplumda saygın, diğer insanlar gibi üretime katkıda bulunan, sanata, kültüre katkıda bulunan insanlarımız, vatandaşlarımız olarak bakıyoruz ve bu bağlamda tabii onların kendi yeteneklerine ve durumlarına uygun işler verilmesi ve aynı zamanda sağlık koşullarının düzeltilmesi, tedavilerinin yapılması ve kendini geliştirebilme olanaklarının sağlanması bu bizim vazifemiz. Ara vereceğiz. Peki. 2 dakikalık bir aramız var. Olur. Sevgili izleyiciler, 2 dakikalık bir ara ardından sizden gelen soruları Sayın Perinçek'e sormaya devam edeceğim. Değerli izleyiciler, tekrar merhaba. Çıkış Yolu'nun son bölümündeyiz. Programı biraz uzattık sizden gelen sorulara daha fazla yer verebilmek için. Eleştiriyordunuz, sorulara pek fazla girmiyorsunuz diye. Ondan kurtulmak için böyle yaptım. Şimdi efendim, ilginç bir soru. Güzel. Enes Faruk Öztürk Bey sormuş. Ben AKP'liyim diyor. Ama diyor, Doğu Bey diyor. Saygıyla tebrik ediyorum. İzliyorum. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum diyor. Türkiye'nin önündeki tehlikeleri, kuvvetlerin durumunu çok güzel anlatıyor diyor. Doğu Bey ve partisi AK Parti ile bir seçim ittifakı yapmayı düşünür müydü? Bunun için şartlar neler diyor? Bence önemli bir soru. Yok, öyle bir şey düşünmezdik. Demin söylediğim gibi biz AKP'nin alternatifi olan partiyiz. AKP devri bitti. Onların ekonomisi de bitti. Efendim güvenlik alanında da gerçi Vatan Partisi'nin çizgisine önemli ölçüde yaklaştılar. Fakat görüyoruz hala çok çeşitli sorunları var. Yalpalıyorlar, tutarlı, kararlı bir siyaset izleyemiyorlar. Onun için Vatan Partisi'nin bir seçenek olarak AKP'nin yerine Türkiye'de hükümet olacak bir seçenek olarak varlığı Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önemli. Peki. Vatan Partisi'nin derdi birileriyle ittifak yapıp milletvekilliği falan kapmak değil. Türkiye'nin sorunlarını çözmek. Onun için Vatan Partisi'nin programının böyle yalın, devrimci, köklü çözüm programı olarak Türkiye'nin önünde durması lazım. Çünkü Türkiye o programa geliyor. Vatan Partisi'nin programını Türkiye adım 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 keşfediyor. Onun için Vatan Partisi'ni bırakalım kendi başına ve milletin önündeki seçenek olarak bu seçime girsin ve Türkiye'yi buradan ferah çıkarsın. Fatih Köse Bey der ki, evet. Sayın Perinçek bir hukuk doktoru. Evet. Selahattin Demirtaş da hüküm giymedi. Evet. Tutuklu. Evet.
tutuksuz yargılanmasını savunması daha tutarlı olmaz mıydı? Der. Selahattin'in yani şimdi Türkiye'ye bu derece kasıt halinde olan, terör yapan bir örgüt, yani tutuklu yargılanmadan taraf olan bir hukukçu değilimdir esas olarak. Zaten benim savunduğum da onun tutuklu tutuksuz olması değil, o mahkemenin bileceği bir şey. Ve hüküm giymeden de insanların tutuklu olmasını istemem. Ben o konuda bir beyanda bugüne kadar bulunmadım. Yani Selahattin Demirtaşlar PKK'nin yasal uzantılarıdır. Ben bunu siyaseten söylüyorum. Yoksa efendim yakalansın, içeri atılsın, hüküm giysin, tutuklu olsun, tutuklu olmasın. O konular yargıya ait konulardır. Ama ben bir siyaset adamı ve Türkiye'nin vatan bütünlüğünden yana olan, üretim ekonomisinden yana olan bir siyasi partinin başkanı olarak HDP'nin Türkiye'de kapatılmasının şart olduğunu görüyorum. Genel başkanı da o bakımdan bir yerde, bir konumda bulunuyor benim açımdan. Yoksa ben tutuklu olsun, tutuklu olmasın, o konularda bir fikir beyan etmedim ve etmem. Şevket Bey, soyadını inşallah doğru okuyorumdur. Sarı Tosun Bey. Sayın Perinçek, Saadet Partisi'nin CHP ile seçime girmesini nasıl yorumluyor? Ya da CHP'nin Saadet Partisi ile ittifak yapmasını nasıl yorumluyor? Vallahi artık yapılmış değerlendirmeler ama Saadet Partisi ile ittifak yaparak Türkiye'de laiklik iddiasında bulunamazsınız. Laik, yani Saadet Partisi bu konuda AKP'nin de daha ondan sonra gerisinde, daha diyelim sağda, daha muhafazakar, daha laikliğe uzak bir yerde duran bir parti. Ama önümüzdeki dönemi siz laiklik açısından değil, vatan açısından değerlendirmek gerekiyor. Ama işte güzel de ben CHP'nin iddiaları açısından söylüyorum. Bir yandan laiklik, aydınlanma, AKP'ye o açıdan karşı çıkıp da AKP'den daha laikliğe uzak bir partiyle el ele verildiği zaman tabii o iddialar da tartılır hale geliyor, değerlendirilir hale geliyor. AKP'lilerden sorular var. Buyurun, buyursunlar. Evet. Recep Tayyip Erdoğan açıktan Amerika ile mücadele ederken neden onu desteklemeyeceğiz diyor Sayın Perinçek. Amerika'ya karşı mücadelenin ön cephesindeyiz biz. Amerika'ya karşı mücadelede bu milletin en önünde olan parti Vatan Partisi'dir. Biz Tayyip Erdoğan'ların Amerika'ya direnmesini istiyoruz ve bundan sevinç duyuyoruz. Ama biz destekçi bir parti değiliz. Tayyip Erdoğan'lardan çok daha iyi Amerika'ya karşı mücadele ederiz. Çünkü bizim geleneğimizde bu var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin BOP eş başkanı olduğu zaman Tayyip Erdoğan, biz o BOP eş başkanlığıyla mücadele ediyorduk. Onun için Amerika'ya karşı mücadelenin tutarlı, kararlı partisiyiz. Ve bu konuda AK Parti'de bir mesafe aldıysa bu da bizim tabii büyük etkimiz vardır ve bundan biz sevinç duyuyoruz. Yani illa Amerika'nın yanına gitsin, Amerika'nın kontrolünde olsun istemiyoruz. Tam tersine Amerika'ya ne kadar direnirse Tayyip Erdoğanlar o kadar Türkiye'nin lehinedir diyoruz. Ve bu konudaki tavrımız da bütün dünya tarafından biliniyor. Zaten dünyada da bu değerlendirme yapılıyor. Bakın dünyanın bütün önemli yayın organlarında AKP'nin Amerika'ya karşı tavır konusunda Doğu Perinçek'in ve Vatan Partisi'nin yanına geldiği sık sık yazılıyor. Aytekin Türk Bey'in aklıma gelmeyen bir sorusu. Evet. Diyor ki, Sayın Perinçek eğer kazanırsa diyor, partili cumhurbaşkanı, bugünkü getirilmek istenen, getirilecek sistemi tekrar eski haline döndürürüm. Eski haline döndürme yetkisi Cumhurbaşkanı'nın yok. Millet Meclisi'nin var. Sizin duruşunuz ne? Benim duruşum tabii, ben bunun kitabını yazmışım. Anayasa, Türkiye'nin Anayasa Birikimi adlı kitabımın sonunda bir anayasa taslağı önerisi de var. O önerimde parlamenter rejimi savunuyorum. O bakımdan gelen mesajlara bir de cebimden bakıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 3'te 2 çoğunluğunu sağlayarak
çeşitli partilerle de gerekirse AKP'nin içinden de bu konuda taraftar çıkacaktır. Türkiye'nin tekrar parlamenter rejime dönmesi için çaba gösterir. Şu bu kitabımı Bölücü Anayasa'nın Eleştirisi ve Cumhuriyet'in Yeniden Örgütlenmesi adı altında. Bu kitabımda aynı zamanda bir anayasa taslağı da var. Yani biz bir parlamenter rejimi şimdiden tasarlamış ve anayasasını da yapmış bulunuyoruz. Bu konunun bir uzmanı olarak bunu da sayın okuyucular, izleyicilerimize öneriyorum. Siz bu kitabın bu halini anayasa değişikliğinden sonra mı yaptınız? Değişikliğinden önce yaptık ama anayasa değişiklikleri biliyorsunuz ta 2003-2004'te başladı bu projeler. Ve ben Silivri cezaevindeyken Büyük Millet Meclisi Başkanlığı da bizim partimize bir yazı yazdı. 2010-11 yılında tekrar bir anayasa değişikliği şeyi geldi, atağa gelmişti. AKP'den hatırlayacaksınız komisyonlar falan kuruldu. O sırada hem bir anayasa hukuku kitabı yazdım üniversiteleri için, hukuk fakülteleri için. Ve içinde en sonuna da bir anayasa taslağı yazdım. Oradaki o taslak parlamenter rejim. Yani Türkiye'nin anayasa geleneğini geliştirerek, olgunlaştırarak yazılan bir anayasa taslağıdır. İzleyicilerimiz ama de... şunu söyleyeyim, şöyle bir yanılgı var. Efendim Cumhurbaşkanı olunca ben parlamenter rejime geri getireceğim. Geri getiremez. Bunu söyleyenler hukuktan... Geri getirilmesine çalışacağım der. Çalışacağım diyebilir ama geri getireceğim diye vaatlerde bulunuluyor. Anayasayı değiştirme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir ve onun 1/3 çoğunluğu ancak değiştirebilir. Onun için Cumhurbaşkanı olan kimse anayasayı değiştirme yetkisine sahip değil ama bu yönde tabii ki çalışma yapabilir. İzleyicilerimizden biri, ismini vermek istemiyor. Evet. Size bilgi yardımı yapıyor efendim. Buyursun. Hatırlatmanızı rica ediyorlar. Lütfen. Diyorlar ki HDP'nin eski eş genel başkanlarından Figen Yüksekdağ'ın bir açıklaması vardı. Evet. Biz sırtımızı şuraya evet. dayıyoruz diye. Evet. Perinçek bunu açıklamalarında neden kullanmıyor? Kullanımızı biraz evvel söyledim. Dedim ki yöneticileri sırtımızı PKK'nın dağlarına dayıyoruz diye. Yalnız Figen Yüksekdağ değil. Bütün HDP yöneticilerinin bu tür beyanları var. Yani çok açık bir şekilde PKK'yla bağlantılarını, PKK'ya bağlı olduklarını hep savunuyorlar. Size çok sık gelen ve her defasında da sormadığım, evet. yani arada sorduğum, her programda sormayayım diye bir soru var. Harbiyeliler, öğrenciler yani evet. okurken topluca evet. Öğrencilik hakkı elinden alınan çok sayıda insan anayasa, var. Siz ne yapacaksınız? Bildirgemizde. Seçim bildirgemizde Zeynep Türk sormuş. Evet, seçim bildirgemizde var. Harp okullarını tekrar açacağız. Kuleli Lisesi gibi askeri okulları tekrar açacağız. GATA tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık kurumu olarak çalışacak. O GATA'yı da tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine vereceğiz. Sağlıksız ve hastanesiz bir ordu olmaz. Bu harp okulu talebelerini de suça bulaşmamış olanlar, isteyenleri tekrar harp okullarına alacağız. Yani FETÖ suçundan hüküm giymemiş olanları tekrar arzu ediyorlarsa öyle bir kısa bir dönem için, diyelim 3 ay için bir imkan tanıyacağız. Başvurarak tekrar o okulları alacağız. Ama harp okulsuz Türk ordusu olmaz. Kulelisiz, lisesiz Türk ordusu olmaz. GATA'sız Türk ordusu olmaz. Yani bir orduyu ordu yapan çok temel kurumlar ve ocaklardır bunlar. Son bir sorum var. Evet. Bununla kapatalım istiyorum programı. Hay hay. Biraz uzunca bir soru. Sabrınıza sığınarak okumak istiyorum. Fatih Türk Han Bey yazmış. Öğretim görevlisiyim diyor. Perinçek'i çok severdim. Ta ki geçen hafta elime Atatürk'ün beyanları geçene kadar. Atatürk resmen bir Türkçü ve Türk milliyetçisi ve Atatürk'ün Türk, Türklük kavramı, üst kimlik, çatı, adı, ortak kültür kapsayıcı falan değilmiş. Atatürk'ün Türklük kavramı ifadesi etnisite ve ırk ve soymuş. Ve ben de artık Atatürk gibi düşünüyorum. Ama siz Atatürk'ü sol sosyalistmiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz, diretiyorsunuz. Evet, şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran
Türkiye halkına Türk milleti denir. Medeni Bilgiler kitabı, yani Yurttaşlık Bilgisi kitabında. Bravo. Gerçekten çok dakikler. Bravo, hayret yani. Milleti şöyle tarif ediyor Atatürk. Bu el yazısıdır. Benim kitaplarımda da hep var. Atatürk'ün kendi el yazısı. Kendi el yazısı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Dikkat ederseniz burada ırkçılıkla en ufak bir ilgisi yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni kim kurdu? 1920'de. Ta işte Edirne'den Erzurum'a, bilmem, Van'a, Hakkari'ye kadar Türkiye'de yaşayan insanlar. Türkiye halkı diyor, dikkat ederseniz. Türk ırkı demiyor. Veya sırf Türk de demiyor. Türkiye halkı diyerek bütün o Türkiye coğrafyası içinde yaşayan bütün halkı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bir devrimle Türk milleti oldu. Türk milleti denir. Demek ki Türk milleti Türkiye'de yaşayan her türlü etnik gruptan vesaire gelen bir halktır, topluluktur. Burada ırkçı değil, ırkçılığa karşı bir millet tarifi var ve bu tarif de resmi kitaplarda, yani Medeni Bilgiler kitabında olan ve aynı zamanda tarih kitaplarında olan tariftir. İkincisi, Atatürk 1905 yılında not defterine şöyle yazdı. Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı. Onu da bulmalarını rica edeyim. Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı. Yani daha 24 yaşında bir genç subayken, zabitken not defterine 10 Ocak 1900... El yazılım bu. O da el yazılı ama o eski Arap Türkçe. Harfleri. Yalnız sosyalisti Fransızca yazmış Latin harfleriyle. Onu da arkadaşların bulmasını rica ediyorum. Yani o zaman işte bu. Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı. Bu yazı da Atatürk'ün yazısıdır ve Genelkurmay arşivlerinde bu bulunmaktadır. Türkiye'de de ilk defa bunu yayınlayan ben oldum. Ve çok son derece önemlidir. O zamanki Türkçüler aynı zamanda sosyalistti. Arkadaşımızın... Sosyalistler de Türkçüydü. Sosyalistler Türkçüydü, Türkçüler sosyalistti. Çünkü Türkçülük o zaman ırkçı bir şey değil. Anti-emperyalizm ve Hüseyinzade, Ali Beyler, Yusuf Akçuralar, İsmail Gaspıralılar ve Necip Asımlar vesaire, o zamanki bütün Türk milliyetçileri, Ziya Gökalpler aynı zamanda solcuydu, sosyalistti ve o zaman sosyalistik Makedonya'da, Selanik'te olsun, oradan yavaş yavaş İstanbul'da olsun hızla yayılıyordu. O nedenle zaten hem İttihat Terakki halkçıydı hem de Cumhuriyet Halk Partisi halkçıydı. Şunu da görelim. Taksim Abidesi'ne bakalım İstanbul'da. Bu okuyucumuzu da, sayın hocamızı da Taksim Abidesi'ne davet ediyorum. Orada Atatürk'ün arkasında iki tane Sovyet temsilcisi vardı. Biri Aralov'tur, kasketli. Yani Atatürk Sovyetlerle dostluğunu bir kalıcı olarak bir abideye, işte şurada bakın. Kasketli olanlar. Kasketli olan şu ve şu Atatürk'ün şu tarafındaki. Burada İsmet Paşa, ondan sonra Fevzi Çakmak, Tevfik Rüştü Aras ve iki Sovyet bu abidede vardır. Yani böyle bir taktik olarak Sovyetlerle dostluk değil, aynı zamanda ileri kuşaklara bir gün Doğu Perinçek bu soru üzerine bu cevabı, versin diye oraya o heykeli dikmiş Atatürk. Bunu ciddiye alırlar ama yapmayın. Bu... Ciddiye alsınlar. Hayır, Doğu Perinçek. Bu söylediğim doğru. Hayır. Bakın hayır, şöyle şu manada. Ciddiye alsınlar zaten, Doğu Perinçek değil tabii yani. Ha, Doğu Perinçek notunu, yani o heykeli niye dikiyor Atatürk? Niye oraya iki tane Sovyet temsilcisini koyuyor? Gelecek kuşaklar o şeyin önünden geçerken merak etsinler bu adamlar kim diye ve Sovyet dostluğu geleceğe kalsın diye. Zaten 26 mı 27 mi bu? 27. 27. Atatürk'ün zaten 1937 yılında Celal Bayar, Kılıç Ali, Tevfik Rüştü Aras'a, yani başbakan ve bakanlarına ve en yakın arkadaşına, aynı zamanda İsmet Paşa ziyaret ediyor ona. Yine Ali Fuat Paşa da Dolmabahçe'de ziyaret ettiği zaman size diyor bir tane vasiyet bırakıyorum. Dünya bir savaşa gidiyor. Sovyetlerle dostluğu sakın terk etmeyeceksiniz.
Bakın bu o kadar önemli bir vasiyet ki, tek vasiyet dediği, Türkiye 1945'ten sonra Amerika'ya savruldu. Sovyetlerle dostluğu terk edip Amerika'ya savruldu ve bugün bulunduğumuz yere geldik. Yani Atatürk büyük bir strateji olarak ve bir devlet adamı olarak ve aynı zamanda programı olan büyük bir devrimci olarak 1937 yılında Sovyetlerle dostluğun terk edilmesinin hangi sonuçlara varacağını görebiliyor. Bu daha yani bir tespittir. Bir de işin sanat yönüne bakalım. Çok minimal aslında, çok heybetli, abartılı bir anıt değil bu ama çok estetik değeri olan, şey gözüken, iddiasız gözüken fakat derinliği olan güzel, bir anıt. Evet, güzel bir anıt şey. Çok güzel bir anıt. Yani Atatürk'ün tabii altı oka baktığımız zaman da cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik. Ya bütün hepimiz şöyle yorumlamışızdır Atatürk devrimi üzerine çalışanlar. Bunlar Fransız devrimi ile Sovyet devriminin programının bir bileşimi. Yani cumhuriyetçilik. Üçü oradan, üçü oradan. Evet falan. Evet. Halkçılık, devletçilik, devrimcilik. Devrimcilik ikisinde de var. Ama cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik diyelim Fransa'dan. Devrimcilik, halkçılık ve devletçilik Sovyet devriminden. Her ikisinin karışımından oluşan bir program ama bu program Atatürk'ün icat ettiği bir program değil. Daha İttihat Terakki öncesinden, Namık Kemaller'den bugüne süzülüm gelen süreci. Bir program. Efendim programımızın sonuna geldik. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bana katlandığınız için. Rica ederim. Şimdi haftaya programınız nedir? Neredeyiz? Haftaya beraber oluruz. Öyle mi? Tabii. Hiç kitap alamıyorum iki haftadır. Söyleyeyim size. Ücretimi vermiyorsunuz. Oldu. Şeyle, üstelik de bu hafta uzattık fazla mesai istiyorum. Faiziyle verelim. Madem bu kadar faizin konuşulduğu bir ülkedeyiz. İstanbul'dasınız. Seve tabii beraber olacağız. Peki. İstanbul'da veya Ankara'da beraber yaparız. Peki. Sevgili izleyiciler, size de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediniz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. İnşallah sıcak konular olsun ama kötü konular olmasın haftaya kadar. Rica ederiz. Buluşmak dileğiyle sevgiler, saygılar. Bu geçmişteki, yakın geçmişteki... Devrimle olaylar. Kurduk biz bu cumhuriyeti. Şimdi halkın %50-52'ye bölündüğü bir durum tasvirini... Türk milletinin mantığa çıktığı önü... Ben yere atar ve onu çiğnerim. Çiğniyorum burada. Bölgedeki bu yangın, Irak'taki ve... Hayır da birleşmek güzel. Birleşen, üreten Türkiye'yi... Kuracağız, söz veriyoruz.